Saat 9'a geliyor. Habertürk'te para gündemle karşınızdayız. Günaydın bu sabahtan da iyi haftalar dileyelim. Şimdi bugün ekonomi gündemi ağırlıklı bir gün geçireceğiz. Öyle anlaşılıyor. Biraz Rusya-Ukrayna gerginliğinin azalması, işte bir ateşkes olabilir mi? Bu umut piyasalardaki gerginliği bir miktar geçen hafta azaltmıştı. Dolayısıyla bugün saat 10'da da enflasyon rakamlarını göreceğiz. Bunun dışında işte Amerikan Merkez Bankası Fed ne yapar? Petrol fiyatları ne olur? Keza altın fiyatları ne olur? Piyasalardaki bu dalgalanma nasıl biter? Bu konular takip ediliyor. Enflasyonda da %61,5'un üzerinde bir yıllık enflasyonla karşılaşılması beklentisi var. Şubat ayına göre motorin fiyatlarında nereden baksanız %33, benzin fiyatlarında %26'lık bir artış oldu. Keza ilaç ve gıda fiyatlarında artış devam etti. Bütün bunların Mart ayı enflasyonuna yansıması bekleniyor. Saat 10'da verileri göreceğiz. Türkiye İstatistik Kurumu açıklayacak. Onun dışında seçim kanunu teklifi Meclis Genel Kurulu'nda görüşüldü, kabul edildi. Seçim kanunu meclisten geçti, yasalaştı. Tartışmaları devam ediyor. Bugün AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın açıklamaları var. Ne getirecek seçim yasası, ne olacak, hangi amaçla bu teklif hazırlandı ve yasalaştı? Bütün bunlar tartışılmaya devam ediliyor. Rusya'da Ukrayna'dan Rusya-Ukrayna gerginliğinde Rusya belli bölgelerden çıkarken mesela Buça'da ciddi bir sivil katliam yaptığına dair haberler ve bu katliamı yine kanıtlayan görüntüler var. Bu tartışmalarında bir yandan Rusya çekilirken bir yanda sivillerin ölümünün ve bu fotoğrafların, bu acının yansıdığını görüyoruz. Şimdi ben önce günün bir özetini sizlere yapacağım. Ardından Ankara gündemi ve ekonomiye pencere açarak bu saat dilimini tamamlayacağız. Günün özetleriyle başlayalım. Rusya'nın Ukrayna işgalinde tam 40. gündeyiz. Rusya liman kenti Odessa'nın ardından diğer bir liman şehri Mykolaiv'de saldırdı. Ukraynalı yetkililer Mykolaiv'in füze saldırısına uğradığını açıkladı. Kremlin'den de Ukrayna işgaline ilişkin açıklama geldi. Açıklamada Ukrayna'daki askeri operasyon tüm hedeflerine ulaşacak ifadesi kullanıldı. Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre Rus ordusu 18 bin civarında askerini de kaybetti. Ukrayna'da böyle bir açıklama yapıyor. Rusya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebi üzerine Ukrayna'nın Mariupol kentinde insani koridor açıldığını duyurdu. Açıklama Rusya Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapıldı. Açıklamada bugün itibariyle Mariupol'den insani koridor açıldı. Koridor boyunca saldırı olmayacağının garanti edildiği duyuruldu. Sivillerin ister Ukrayna'nın kontrolündeki bölgelere, isterse de Rusya'nın kontrolündeki Kırım'a gidebilecekleri belirtildi. İster Ukrayna kontrolüne, ister Rusya kontrolündeki bölgelere geçiş yapabilecekler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu talebi vardı. Putin'le görüş üzerine ardından da açıklama geldi. İnsani koridor oluşturuluyor dendi Mariupol'de. Rusya Devlet Başkanı Putin'le Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski görüşecekmiş. Şimdi soru bu. Ukrayna'dan ve Rusya'dan farklı açıklamalar var bu noktada. Ukrayna liderler zirvesi için gerekli zemin oluştuğunu söylüyor. Rusya bir kez daha görüşme için erken diyor. Ukrayna'nın müzakere heyeti üzerinde görüşülen taslak belgenin Ukrayna ve Rusya liderleri arasında doğrudan istişarelerde bulunmak için yeterince geliştirildiğini aktardı. Açıklamada tarihi ve yeri henüz belli değil. Büyük ihtimalle İstanbul'da veya Ankara'da olacak bu görüşme dedi Ukrayna müzakere heyetinden bir isim. Rusya'nın Kırım hariç Ukrayna'nın kritik taleplerini sözlü olarak kabul ettiği de iddia edildi. Ukrayna diyor ki metin üzerinde, görüşmeler üzerinde bayağı ilerleme sağlandı. Dolayısıyla liderler buluşabilir. Ankara ve İstanbul'da olabilir bu görüşme. İddialara Rus müzakereci Medinsky yanıt verirken Medinsky Rusya'nın Kırım ve Donbas konusundaki tutumunun değişmediğini ve müzakerelerin olası bir liderler toplantısı için yeterince ilerlemediğini söylüyor. Doğalgaz ihracında rubleye geçen Rusya diğer ürünlerin de satışını rubleyle yapmaya hazırlanıyor. Açıklama Kremlin sözcüsü Peskov'dan geldi. Peskov gelecekte bu sistemin başka mal grupları
kayıtlarına da uygulanacağından şüphem yok açıklaması yaptı. Ancak zaman vermedi. Peskov, dost ülkelerle yapılan alışverişlerde rublenin yanı sıra o ülkelerin yerel para birimlerinin de kullanılabileceğini belirtti. Kremlin sözcüsü Peskov, güvenilir gaz tedarikçisi olmayı sürdüreceklerini aktardı. Biz gaz tedariği yapacağız ama gaz verdiğimiz noktada ödemeleri ruble alacağız. Aslında bu diğer ürünler için de geçerli olabilecek doğal gaz dışında. Zaman vermiyorum ama rubleyle ticaret konusunda Rusya ısrarlı ve bunu geliştirecek, öyle anlaşılıyor. Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı uzun süre sonra 10 binin altına düştü. 211.068 kişiye yapılan testte 9.021 vaka tespit edildi. 38 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı 10.312 kişiye ulaştı. Milli Savunma Bakanlığı tezkeresini alan bir askerin Kışla'dan araç konvoyuyla çıktığına ilişkin görüntüler üzerine inceleme başlattı. Ankara'nın Mamak ilçesinde vatani görevini tamamlayan bir askerin Kışla'dan lüks araç konvoyuyla çıktığına ilişkin görüntüler sosyal medyada yer aldı. Güvenlik kaynakları her vatan evladının değerli ve eşit olduğu Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bu tür bir davranışın kabul edilmesinin mümkün olmadığını belirtti. Kuralların ve disiplinin bozulmasına asla müsaade edilmeyen TSK'da buna aykırı davranışta bulunanlarla ilgili derhal gereği yapılacaktır ifadesi kullanıldı. Bu ismi biliyorsunuz zaten açık açık dünden beri tartışılıyor. Velayet altındaki çocuklar için 90 yıldır uygulanan icra yoluyla teslimde sona eriyor. Çocuklar özel tasarlanan merkezlerde uzman psikolog ve çocuk gelişimciler eşliğinde teslim edilecekler. Bugünden itibaren 11 ilde hizmete başlayacak çocuk teslim merkezlerinin yıl sonuna kadar tüm illerde de faaliyete geçmesi bekleniyor nihayet. Dolayısıyla önemli bir adım. En azından ailelerin kavgası arasında kalan çocuklar çocuk teslim merkezlerinde psikologlar, çocuk gelişimciler eşliğinde rahat ve huzurla ailelerine kavuşurlar. Onların kavgaları da o merkezlerin dışında kalır diye söyleyelim. Ankara gündemine geçelim. Habertürk TV Ankara temsilcisi Sibel Erdem bizimle birlikte. Günaydın Sibel. Günaydın Ebru, iyi haftalar. Çok teşekkürler. Ekonomi gündeminde gündemine ilişkin bu fiyat artışları noktasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yaptığı açıklamalar var. Milletimden sabır istiyorum dedi. Tüccar, çiftçi, sanayici, vatandaş, çalışan herkes işine sarılsın, işine baksın. 2023'te çok daha güzel bir Türkiye olacak dedi. Gıda, yani belli nedenler dışında fiyat artışları konusunda hareket edenlere de acımayacaklarını bir kez daha vurguladı. Dolayısıyla Ramazan geliyor, fiyat artışlarından, pahalılıktan herkes şikayetçi. Bugün de enflasyon rakamları var. Ankara nasıl değerlendiriyor diye başlayalım istersen. Ebru, bugünün gündeminde enflasyon var. TÜİK enflasyon verilerini açıklayacak. Gözlerde o rakamlarda olacak. Geçen ay açıklanan rakamlar dikkat çekmişti. Tüketici fiyatlarında aylık artış %4,81 olurken yıllık düzeyde ise enflasyon %54,4'e yükselmişti. Beklenti rakamların, enflasyon rakamlarının artması yönünde, gıda ve enerji fiyatlarındaki artışın enflasyona da yansıması bekleniyor. Zaten girişte sen de aktarmıştın, İstanbul Ticaret Odası'nın açıkladığı İstanbul enflasyonu rakamı var ki o rakam 65,23 düzeyinde yıllık oranda. Reuters'ın anketinde ise %61,5 olarak açıklandı yıllık enflasyon tahmini, anket tabii ki bu. Bu nedenle de gözler tabii TÜİK'in yapacağı açıklamaya çevrildi. Hem vatandaşın, hem sokağın, hem de siyasetin gündeminde bu artan gıda fiyatları ve enflasyon. Hafta sonunda da yine Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuyla ilgili dikkat çeken mesajlar verdi aslında. Gıda fiyatlarındaki maliyet dışında da artışlar yapıldığını belirtti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bu noktada da fırsat net bir dille uyardı. Fiyatlar konusunda vicdansızlık yaparak milletin aşına, ekmeğine, göz dikenlere acımayacağız ifadesini kullandı. Aslında enflasyonun tüm dünyanın bir sorunu olduğunu ve Türk ekonomisinin de başlıca sorunları arasında
yer aldığını belirtti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bu konuyla ilgili olarak aslında atılan adımları da hatırlattı. Bununla ilgili hem denetimlerin sürdüğünü belirtti Cumhurbaşkanı, bir yandan da mevzuat çalışmalarının da yapıldığını söyledi ve bu alınan önlemlerin de kısa bir süre içerisinde etiketlere yansıyacağının mesajını verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türkiye bu yaz itibarıyla hem uluslararası alanda gücünü ve itibarını artırmış hem de hayat pahalılığıyla mücadelesinde mesafe kat etmiş olarak hedeflerine doğru ilerleyecek değerlendirmesinde bulundu. Dediğimiz gibi bugünün gündemi enflasyon olacak. Hafta sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan bu mesajı vermişti. Gözlerde dakikalar sonra TÜİK'in açıklayacağı rakamlarda. Onda gelecek enflasyon rakamları, öncesinde de beklentiler dediğin gibi 61,5'un üzerinde. İstanbul enflasyonu da yüksek çıktı. Bu noktada da nasıl mücadele edileceği hayat pahalılığıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da aktarıldı. Aynı zamanda spekülatif hareketler ve açgözlülükte ciddi bir uyarıyla karşılaştı hafta sonu itibariyle. Bir de seçim kanunu var. Dolayısıyla Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Tartışmaları devam ederken Hayati Yazıcı'nın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'nın açıklamaları var bugün Milliyet'te. Özetle ne diyor Hayati Yazıcı? Evet, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı aslında bu düzenlemeyle siyasi mühendislik çalışmalarının önüne geçildiğini söyledi. Bu yasa teklifiyle %10'luk seçim barajı %7'ye düşürülmüştü. Hayati Yazıcı da bu barajın, yani %7 baraj seviyesinin makul olduğunu söylüyor. Ayrıca bu düzenlemeyle de temsilde adaletin sağlanacağını da belirtiyor. İttifaktaki partiler için ayrı bir baraj getirilmediğini ve toplam oyu %7'yi aşmış bir ittifakın ve ittifak içindeki partilerin barajı geçeceğini, dolayısıyla da bir baraj sorunlarının olmadığını ifade ediyor. Peki az oyu olan partiler diğer partilerin listesinden mi girecek? Bu düzenlemenin yeni kurulan partileri buna zorladığı, özellikle de yeni kurulan partiler açısından bir dezavantaj oluşturduğu yorumları yapılmıştı. Hayati Yazıcı'ya bu soru yöneltildiğinde ise bunu ben bilemem, bu partilerin tercihi değerlendirmesini yapıyor ama mecliste kabul edilen teklifin, yasanın ittifakları güçlendirdiğini belirtiyor. Ayrıca bu düzenleme oy ve irade sapmasını da önlüyor, değerlendirmesini yapıyor. Bunu şunun için söylüyor, belki tekrar hatırlatmakta fayda var. İttifakın toplam oyu değil, partilerin esas oyu geçerli olacak milletvekili çıkarmada. Hayati Yazıcı da bunu kastederek oy ve irade sapmasını önlüyoruz diyor. Daha önce 2018 seçimlerine bakıldığında bazı seçim çevrelerinde bazı partiler daha yüksek oy almalarına karşın ittifakın oyu daha yüksek olduğu için daha düşük oy alan partiler milletvekili çıkarabilmişti. Bu nedenle de Hayati Yazıcı bu noktaya işaret ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar adaylığına ilişkin bir soru üzerine ise Hayati Yazıcı buna engel bir durumun olmadığını ifade ediyor. Yeni anayasa tartışması ile ilgili yaptığı açıklamada aslında önemli. Yeni anayasa ile ilgili aslında Cumhur İttifakı'nın da bir hazırlığı ve çalışması vardı. MHP bu çalışmayı kamuoyuyla paylaşmıştı. AK Parti de bir hazırlık yapıyordu. Ama Hayati Yazıcı yeni anayasanın yeni döneme, yani 2023'e ya da meclisi, yeni meclise kaldığını belirtiyor. Yani seçim sonrasında oluşacak meclise. Şu anda her iki ittifakın da mecliste anayasayı değiştirebilecek çoğunluğa sahip olmadığını belirtiyor. Seçim yasası ile ilgili aslında muhalefetin de eleştirileri sürüyor Ebru. Yasa geçti ama muhalefet de Hayati Yazıcı'nın tam aksi yöndeki görüşlerini dile getirmeye devam ediyor. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı
Yardımcısı Serap Yazıcı'nın bir internet sitesine yazdığı bir makale vardı. Serap Yazıcı ise bu makalesinde bu düzenlemeyle temsilde adaletin sağlanmadığını ve seçim güvenliğini ihlal eden bazı düzenlemeler bulunduğunu söyledi. Ayrıca kamu yararı değil, Cumhur İttifakı'nın yararının gözetildiğini belirterek de yapılan değişikliklerin amaç unsuru yönünden anayasaya aykırı olduğunu savundu. Aslında bu görüşler diğer muhalefet partilerinin de dile getirdiği benzer görüşler diyebiliriz. Seçim güvenliği noktasında da Özkan Salıcı'nın açıklamaları vardı Habertürk'e geçen hafta. İstanbul seçiminde uygulanan yöntem uygulanacak diye buna dair bir hazırlık da var. Seçim güvenliğini tehlikeye atar dedin değil mi? Serap Yazıcı'nın makalesinde bu vurgu yapılmış. Evet, seçim güvenliğini ihlal edecek düzenlemeler. Şunu söylüyorlar aslında, il ve ilçe seçim kurullarının yeniden oluşturulacak olmasına yönelik itirazları vardı zaten muhalefetin. Bunu aslında geçtiğimiz hafta içerisinde de konuşmuştuk. Burada yeni yasayla en kıdemli hakim yerine birinci sınıf hakimler arasından kurayla belirlenecek il ve ilçe seçim kurulları başkanları. Burada siyasi otoritenin tarafından atanan hakimler bu kurullarda yer alacak iddiasını dile getiriyorlar. Yani seçim kurullarının siyasi otorite tarafından belirleneceği iddiasını savunuyor muhalefet. Tabii bir de seçim kurulları aslında Ocak ayında oluşturulmuştu. Ama bu yasa yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde yeniden oluşturulacak seçim kurulları. Bu nedenle de bu noktada da bir anayasaya aykırılık iddiası dile getiriliyor. Ayrıca tabii Cumhurbaşkanı'nın seçim yasaklarından muaf tutulmasının da yine anayasaya aykırı olduğunu, eşitlik ilkesine ve partiler arasındaki rekabete uygun olmadığını da savunuyorlar. Seçim güvenliğine ilişkin muhalefetin kaygılarını bu şekilde özetlemek mümkün Ebru. Peki, CHP MYK toplanacak gündem. Evet, CHP MYK Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplanıyor bugün. Tabii ki iç ve dış siyasi gelişmeler ele alınacaktır. Ekonominin de yine CHP MYK toplantısında ağırlıklı gündem maddesi olmasını bekliyoruz. Tabii bir yandan da bu 2023'e doğru giden süreçte seçim hazırlıkları ve mecliste kabul edilen seçim yasası ve diğer yandan da tabii ki o altılı masanın gündemi CHP MYK'da da değerlendirilecektir diye düşünüyoruz. Toplantı sonrasında her zaman olduğu gibi CHP sözcüsü Faik Öztrak da bir açıklama yapacaktır. Bugünün gündemine ilişkin bir not daha aktaralım. Bugün MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in, merhum Alparslan Türkeş'in ölüm yıl dönümü, 25. ölüm yıl dönümü nedeniyle de çeşitli anma programlarının düzenlenmesini ve anma mesajlarının yayınlanmasını bekliyoruz Ebru. Meclis gündemi de yoğun. Evet, meclis gündemi de bu hafta yine yoğun olacak. Geçen hafta vergi ve ekonomi paketi Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmişti. Bu paket bu hafta genel kurulun gündemine gelecek. Pakette de önemli düzenlemeler yer alıyor. 39 maddeden oluşuyor bu paket. Teklife göre muhtar maaşları net asgari ücret seviyesine yükseltiliyor. Ayrıca çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarında da düzenleme yapılacak. Kesin aciz vesikasına bağlanan alacak ve faiz yürütülmeksizin takip edilecek. Bu paket içerisinde yer alan bir diğer düzenleme de evim mağdurlarını ilgilendiriyor. Yaklaşık 50 bin mağdur olduğu belirtiliyor. Ve bu mağdurları da ilgilendiren maddeler yer alıyor. Bu pakette yer alan düzenlemeye göre bu mağdurlar sistemde kalan 6 şirkete haklarını devredebilecek ve yine sistemde kalmaya devam edebilecekler veya ana paraları TMSF tarafından ödenecek. Bu hafta dediğimiz gibi bu düzenleme genel kurulun gündeminde olacak. Ayrıca mecliste diğer komisyonlar çalışacak ve liderler de partilerinin grup toplantılarında kürsüde olup siyasi gündeme ilişkin mesajlarını verecekler Ebru bu hafta.
bu hafta. Çok teşekkür ediyorum. Ekleyeceğim bir şey var mı? Yine seçim kanunu tartışmaları yine Ankara'ya damga vuracak. Enflasyon rakamlarından sonra ekonomi tartışması devam edecek. Bir yandan yine grup toplantılarında verilecek mesajları görüyoruz. Aynı zamanda Türkeş'in 25. ölüm yıl dönümünde Yeni Mahalle Anıt Mezarı'nda anma olacak. Ölümünün 25. yılında Türkeş anılacak. Buradan yansıyanlar da yine bugünün gündeminde yer alacak. Teşekkür ediyoruz Sibel Erdem. Sağ ol bu özet için Ankara gündeminde. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Ekonomiye pencere açacağız. Habertürk.com Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Barlas'la birlikte. Hoş geldiniz. Günaydın. Hoş bulduk. Bu mecliste evin mağdurlarını söyledi Sibel Erdem. Bu torba yasada kanun teklifinde bu maddede var. Yaklaşık 50 bine yakın mağdur olduğu belirtiliyor. Bazı şirketler bugün Hürriyet'in manşetinde evim bu sektörde faaliyet gösteren şirketlerin neleri var fona devredildikten sonra mal varlıklarına bakılmış. Vallahi Türkiye'de 3 tane satılan 3 milyon 4 milyonluk araçlar bu şirketlerin elindeymiş, lüks araçlar. Şimdi onların hepsi satışa çıkarılıp mağdurlara paraları ödenecekmiş bir yandan. 21 firma varmış böyle. 50 bine yakın mağdur. 776 milyon lira alacaktan bahsediliyor. Mağduriyete bak. Bir de lükse bak. Onlardan bir de şeyi unutmayalım. Bu mağduriyetlerde hep şu şöyle bir sorun söz konusu. TODEX'te de benzer bir şey olmuştu hatırlarsan. 700 milyon lira deniyor ama o parayı o kişilerin yatırdığı tarih itibariyle. Tabii yani şimdi, acaba o para doğru. Ne oldu? Yani o günkü dolar kuru neydi? Bugün ne oldu? Yani oradaki mağduriyeti TL olarak o gün hesaplamak, ben bu kadar para yatırdım demiş olmanın bir anlamı yok. Sonuçta o günden bu yana kim bilir ne oldu? Yani dolar 10 liranın altına girer herhalde. Yani işte dolayısıyla oradaki mağduriyet hayli büyük. Bir yer diğer taraftan da bu tip lüks araçlar genelde insanlar kanmasınlar. Hep aslında yani biraz pazarlama ve gelgeler şeyidir, yöntemidir. Yani işte bakın ne kadar varlıklı olduklarını gösteren evet, şeydir. O yüzden araç merakı var. Evet, araç merakı ondandır. Bu araçları biniyorlarsa bizim de evimizi teslim ederler diye düşünüyorlardır herhalde. Evet. Dolayısıyla böyle yanılgılar oluşuyor maalesef. Ama bunlar herkesin gözü içinde oluyor. Hep gözü önünde oluyor. Bunu hep konuştuk hatırlarsan. O da bizim algımız. Araba biraz daha ortasında. Tabii. Türkiye'de hep böyledir ama. Ama Türkiye'de hep maalesef öyle. Türkiye evet, belki Türkiye'de de 30-40 yıldır böyledir. 50 yıldır böyledir. Yani hiç değişmemiştir bu. Biz dıştan görünüşe çok önem veren bir toplumuz maalesef. O yüzden de yanılmaya, yani çok yanılmaya müsaitiz. Yani hep böyle aldanır Türkler. Dolayısıyla yani kulağa küpe de olmuyor. Hep aynı şey devam ediyor. Aynı şey devam ediyor. Bir firma. Ve ama işte bunca zamanda böyle bakıldığı her şeyin, herkesin zaman gözü demek önünde oldu bunlar. Aynen, herkesin gözü önünde oldu. Hiç her tarafa ilan verdiler. Kimse bir şey demedi. Sadece nitelikli kurumlar, sorumluluk sahibi kurumlar bu ilanları yayınlamadılar. Aynen. Ama birçok yayın bunları yer verdi. Röportajlarını koydu. Aynen. Yani dolayısıyla hani göz göre göre oldu bunlar. Dolayısıyla hani insanlara, yatıranlara bir şey diyemiyorum artık. Yani ben de diyemiyorum ki bunca yani, yıldır. Evet. Hiçbir şey yapılmadığına evet. Göre sağlam algısı oluşur. Tabii ki yani. Ya bunlar biliyorsun dükkanlar kiraladılar. Banka şubesi gibi kiraladılar hatta. 2-3 katlı ofisler kiraladılar. İnsanlara orada çaylar kahveler ikram ettiler. Herkes kiralayabiliyor. Yani dolayısıyla hani oralara tabelalar asıldı. Yani ve hani dediğim gibi yani bu saatten sonra artık hani umarım yaşanmaz diyemeyeceğim. Çünkü bundan 20 yıl önce de yaşandı. 30 yıl önce de yaşandı benzer şeyler. Yaşanmaya devam ediyor. Ne şeyler gördük. Yani her nesil bir kere aldanıyor. Her nesil bir kere aldanıyor. Ama bunun sebebi şu. Uzun bir süre hiçbir şey yapılmadığı zaman acaba evet. Bir sorun yok gibi evet. Bir algı da oluşabiliyor. Evet. Orada hı-hı. İnsanların ne kadar suçu var bilmiyorum. Evet. Hani güvenilir diye bakılabiliyor. Legal olarak bakılabiliyor. Yasal olarak bakılabiliyor. Düzenlemede geç kalmanın da hı-hı. Sorumluluğu var tabii evet. Ki. O 21 şirket fona devredilmişti. Diğer hı-hı. Sermaye yeterliliğine ve evet. Işte düzenlemelerin karşılığını veren şirketler faaliyet gösteriyor. Bu 50 bin mağdur ya bu şirketlere tasfiye olacak ya da fondan paralarını alacaklar. Yani şimdi o şirketlerin üzerine de yük. O şirketler o fon toplamadıysa nasıl daha önceki paralarını verecekler i̇şte, ki? Mümkünatı olmayan bir şey bu. Yani bunun tam izah edilmesi lazım ama benim anladığım yani burada muhtemelen hani bir gönül esası da olacaktır. Olduğu gibi devredemezler. Yani kimse kimsenin borcunu da almaz. Böyle şey mümkün değil. Ancak müşteriyi alabilir. Müşterinin ondan sonraki taksitlerini alabilir. Ama zaten bu sistem kendi içerisinde de bu anlamda
yani böyle yüksek enflasyon dönemlerinde bir kere çok riskli. Onu söylemek gerekiyor. Çünkü para pul oluyor. Dolayısıyla para pul olunca böyle imece usulü para toplamalar maalesef bu sistemlerde yüksek enflasyon döneminde riskli. Çünkü o kişiler de o paraları bir yerlerde değerlendirecekler aynı şekilde ki o paralar erimesin, mümkün değil. Yani çok zor. Yani bu sistem gerçekten hani çok iyi zamanlarda böyle sıfır faizli zamanlarda çok böyle tek haneli enflasyonun olduğu dönemlerde falan belki iş yapabilir. Küçük tasarrufların bir araya gelmesi anlamında ama bu dönemler için çok zor. Yani gecikmiş bir düzenleme ve maalesef hani çok mağdur yarattı. Neyse evimden neler çıktığını da yıllar sonra öğrenmiş olduk. Evet. Enflasyon bugün açıklanacak. Herkes dünden itibaren yani, bütün programlarda İstanbul devam enflasyonunu edecek ve TÜİK enflasyonunu yani konuşuyor. Yani açıklansa dahi tartışılmaya devam edilecek gibi görünüyor. Yani açıklansa dahi şunu demek istiyorum. Tartışması günlerdir başladı. Biz zaten yaşıyoruz yani yaşadığımız rakamın açıklanmasını. Evet tabii o da bir ayrı evet, bir herhalde. Bayağı bir. Yaşıyoruz yani. Evet. Ne bekliyorsun? %6'ya yakın bir aylık enflasyon, %61,5'da yıllık enflasyon ortalaması beklentinin. Ya bu beklentiyi kim açıkladı bilmiyorum. Reuters'ın beklentisi bu. Yani Reuters'ın beklenti anketi. Evet ama yani öyle bir şey ki. Şimdi daha yüksek çıkabilir. Ya mesela işte hani çok tartıştığımız ve aslında bence yanlış tartıştığımız ENAG diye bir grup var biliyorsun. O bugün açıkladı 11,5 açıkladı mesela. Aylık. Aylık olarak. Yani şimdi 11,5 olur mu? Olur. 10 olur mu? Olur. 8 olur mu? Cebinde paran yoksa neler olur? 8 olur mu? 8 de olur. Yani şimdi hiçbir şey diyemeyeceğim. Niye diyemeyeceğim? Çünkü burada beklentiler şöyle bir problem var burada. Örneğin dolar kuru Mart ayında aslında %5 civarında değer kaybetti. Yani kazandı. Türk lirası değer kaybetti. Yani dolayısıyla aslında hiçbir şey olmasa zaten %5 dolardan bir maliyeti var. Yani maliyet var. Bir tarafa bırakıyorum bunu. Diğer taraftan biz burada Mart ayı bir savaş dönemi. Yani Şubat'ın işte 22'sinden başlamış. Neredeyse Mart ayı boyunca inanılmaz bir savaş gündemiyle konuştuk. Ve savaşın etkilerinin de fiyatlara yansıdığını gördük. Şimdi Ocak ayında %11 çıkan bir hatırlarsan enflasyon vardı. Aylık enflasyon. Şimdi ben böyle olağanüstü bir fiyat hareketlerinin olduğu, bir savaşın olduğu Mart ayında enflasyon 5 çıkarsa, 6 çıkarsa buna inancım pek olmaz. Çünkü niye? Hatırlarsan birçok kalemde önemli artışlar oldu. Yani kamu zamlarını falan bir kenara bırakıyorum. Her alanda biz burada çarşı pazar fiyatları yaparken de gördük. Muazzam artışlar oldu. Bir de gıda fiyatlarının dışında mesela motorinde ve benzinde %26-33 artış var Şubat'a göre. Şimdi ben sana şunu söylemek istiyorum. İlaç zammı geldi, gıda zaten evet. Yüksek, sigara zammı zaten geldi. Zaten ilaç muazzam. Yani ilacın enflasyonu acayip ama bunlara şunu söylemek istiyorum. Bunlara baktığında bile mantıklı bulmuyorsun. Doğru. Şunu söylemek istiyorum. Gıda %25-26 ağırlığı var. Ulaştırmanın 15-16 ağırlığı var. Demek ki ne? Aşağı yukarı 40. Yani %50'sinde bu enflasyonun %30'a yakın artışlar var. Yani sepetin %50'sinde fiyatın yarısını yani oranın yarısını belirleyecek olan kalemlerde %30'u bulan artışlar var. O zaman zaten buradan 15 puan gelse üst geri kalanı indirse bile aşağıya ben çift taneli bir aylık enflasyon çıkması gerektiğini tahmin ediyorum. Ama eğer çıkarsa da TÜİK böyle bir rakam açıklarsa da diyecek bir şey yok. Yani sonuçta insanlar dediğin gibi başta yaşadığını biliyorlar. Yaşadığını ama biliyorlar. Biz şunu biliyoruz. Gıda %25 ağırlığı var. Ulaştırmanın 15-16 ağırlığı var. Dolayısıyla böyle muazzam artışların olduğu bu iki alanda ben bu kadar düşük bir enflasyon çıkarsa ve unutmayalım Ukrayna-Rusya savaşı söz konusuyken hani böyle bir tek hane falan çıkarsa ben şaşırırım yani buna. Açıkçası şaşırırım. Yani keşke öyle olsa ama gerçekten ama değil. Öyle hissetmiyoruz tabii. Maalesef yaşadık çünkü. %11 falan da hissettim. Tabii bu ay önemli bir aydı. Yani gerçekten bir dünya konjonktüründeki değişiklik durum, petrol fiyatlarındaki arka arkadaki hareketler olmasaydı belki diyebilirdik ki evet 5'ler çıkabilir. Ama böyle değil. Neyse bizim enflasyonumuz zaten ayda %5 altında. Ben daha yüksek bir beklentim var ama dediğim gibi çıkarsa şaşırmayacağım. Çünkü hani sonuçta yani çeşitli açıklamalar olabilir TÜİK'in de bununla alakalı. Bu arada %5,7 çıkarsa enflasyon yani %6 civarında çıkarsa %61,5'luk bir enflasyonla evet. Karşılaşıyoruz. Hı hı. Ki bu 2002 Mart döneminden bu yana en yüksek enflasyon olacak. Yani hani bu bile tabii. Bizi 2002 kriz sonrasına
o krizle mücadele dönemine geri götürüyor. Biz 2002'den beri böyle %61'lik bir enflasyon görmemişiz. Ki gıdada bu enflasyon %100 civarlarında, yani onu söylemek aynen gerekiyor. Öyle. Yani son bu yıllık enflasyon aşağı yukarı gıdada bizim ana gruplarda hissettiğimiz %100'ün üzerinde. Evet. Şimdi Merkez Bankası diyor ki yazın diyor, yaz aylarında diyor enflasyon diyor düşecek diyor, dezenflasyonist sürece gireceğiz diyor. Bu Rusya-Ukrayna gerginliği bitince de bu süreç hızlanacak diyor. Ve enflasyon tahmini de %23,2 biliyorsun. Nisan ayında yeniden bir değerlendirme yapılacağını söylüyor. Ama piyasanın genelinde enflasyon bütün baz etkilerine vesaireye, savaşın bitme ihtimaline karşı %52'nin altına düşmüyor. Dolayısıyla bu güncelleme de herhalde gerekecek. Zaten Mart bitiyor, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz. Yani güncellemeyi herhalde yukarı doğru yapacaklardır diye düşünüyorum. Yani herhalde %23,2'de kalmaz herhalde diye tahmin ediyorum. Ama burada şunu unutmamak gerekiyor. Yani Merkez Bankası veri setinde başka veriler olabilir ama ben öncelikle bir kere şunu unutmayalım. Rusya-Ukrayna savaşı yani kısmen tansiyon olarak düşmüş gibi görünse de bu yaptırımlar konusundaki ve sonrasındaki gelişmeler anlamında, yani piyasada fiyatları yüksek tutan gelişmeler değişmiyor. Yani şunu, buğdayın fiyatı aşağı inmiyor, petrolün fiyatı önemli ölçüde 100 doların altına gerilemiyor. Yani ateşkes olsa bile maalesef Amerika ve İngiltere Rusya ile olan ekonomik savaşını bitirecek gibi görünmüyor. O yüzden de zaten bu fiyatların, bu gerginlikten beslenen fiyatların düşmesini ben beklemiyorum kısa vadede. O yüzden de çok burada pozitif olamıyorum. Yani Rusya-Ukrayna etkisi kolay kolay kalkmayacak fiyatlar üzerinde. İkinci konu ise biz biliyorsun daha cuma günü bir doğal gaz zammıyla karşı karşıya kaldık. Burada özellikle sanayiye yapılan zamın hayli yüksek olması önümüzdeki aylarda tüm mal ve hizmetlere yansımasını getirecek beraberinde. Oradaki artışlara evet. Bakalım da onun önündeki... Yani ben şeyi anlatmak adına aynen. Söylüyorum bunu. Yani Merkez Bankası'nın beklentisini... Bu zamların yansıması gerekecek. Olacak evet. Diyorsun. Evet. O da çok olacak. Yani o yüzden de bu çok öyle kolay değil yani maalesef. Bu yaz kolay değil. Bu yaz kolay. Maalesef. Değil. Bazı etkisi olsa da. İstanbul'da enflasyonu İstanbul Ticaret Odası açıkladı. Dünden beri herkes bu enflasyonu yine konuşuyor. Yıllık enflasyon İstanbul'da %63,25 seviyesine ulaştı. Şaşırtıcı değil. Vallahi zaten. İTO'nun bulunduğu yere öyle yakın ki şey. O hani bizim sürekli işte Ramazan alışverişini yaptığımız Eminönü. Yani orada herhalde bilmiyorum. Yani orada bir dolaşırlarsa eğer bu anketi yapanlar. Fiyatlara evet. Bir de oradan bakarlarsa şöyle 3-5. Fikir edinirler herhalde. Yani bu rakam bana açıkçası çok makul gelmedi. Sebze meyve de pahalı orada baktın. 65'in üzerinde bir enflasyon. O bile mantıklı gelmiyor düşünüyorum. Eğlence, yani lokanta, restoran, eğlence dışarıdaki maliyet zaten %17,4'lük bir aylık enflasyonu yani gösteriyor. Yani mesela üyelerine ulaştırmanın 8,12 arttığına inandırabilecekler mi? Bilmiyorum, ürün taşıması yani bir yerden bir yere lojistik maliyetiniz sizin %8 artmış dediklerinde ya da işte gaz. Bunu anlatabilirler mi? Bunu anlatabilirler mi bilmiyorum. Çünkü zaten motorin %33, benzin %26 zamlanmış. 8,12 ulaştırma artışı biraz az kalmış. Gıda %6,16 derlerse de herhalde çok inanmayacak üyelere. Konut harcamaları %5 artmış. Doğal gaz zammından sonra bilmiyorum %5 artışa kim inanır. Giyimde de %4'lük bir artış varmış. Bu da çok inandırıcı değil yeni sezona bakıldığında. Yeni sezonu bu ay belki görmeyeceğiz ama önümüzdeki ay göreceğiz yani. Yok, başladı zaten çoktan. Başladı ama çoktan yani, da yansıması bilmiyorum. Ben açıkçası orada yani ulaştırma ve gıdayı eğer İTO'nun üye olan şirketlerine izah edebiliyorlarsa sorun yok. Peki. Ulaştırma... 8'i açıklıyorlarsa... Sorun yok. Yani mümkünse o zaman enerjiyi ve akaryakıtı İTO'dan alsınlar herkes. Yani 8'le alsınlar. 8'le alsınlar. Biz alsınlar. De oradan alabilir miyiz? Yani i̇yiler gitsin oradan alsınlar. 8 artmış sizde diye. Sizden alalım desinler. Bizden alalım. Biz de oradan alalım. Ya mümkün mü böyle bir şey? Bana biraz, bir aydınlık yapabilir misin? Şimdi şöyle bir şey. Bu ben yıllar itibariyle İTO'nun hani enflasyon açısından hep dikkatlice izledik. Zaman zaman mesela giyim konusu sıkıntı olurdu. Orada bir sorun olurdu falan. Yani bu anketleri yapmak, kamuoyunu açtırıyorsunuz. Biraz daha hani şey gerektiriyor. Yani izahat gerektiriyor. Siz sonuçta kamu kurumu değilsiniz. Ya buradaki yani sizin sorumluluklarınız eğlenceden kaynaklanmış. Ha, evet yani ortaya. Sizin sorumluluklarınız üyelerinize karşı. Bu enflasyonu bana açıklamıyorsunuz siz. İTO olarak siz üyelerinizi açıklıyorsunuz. Önünü görsünler diye. Ama siz eğer kalkıp böyle bir rakam açıklarsanız onlar bırak önünü yani şurada şeyin bile göremez, arkasını bile göremezler bir olayın. Yakın yani yakınını göremezler. Yani uzağı görmektense. Aynen. O yüzden bu işleri
Yani bir kamu kurumu olmadığını bilerek, yani en nihayetinde bu odanın daha yani açıklayıcı olarak yapması lazım. Sonuçta TÜİK zaten açıklıyor topluma bir enflasyon. Siz topluma açıklamıyorsunuz. Sizin amacınız zaten üyelerinize bir fikir verebilmek. Ben bu mesela bu tartışmalarda mesela rakamı verdikten sonra çok fazla hayatın içinde yaşadığımız için ulaştırma dediğinizde bir yerden bir yere giderken işte motorini, benzinini düşündüğünüz zaman zaten yaşıyoruz ve böyle bir artışı hissetmiyoruz. Zaten o çok yaşanan, çok hayatın içinde bir veri ve beklenti olduğu için zaten şeyi azaltıyor, etkisini azaltıyor, kendine zarar veriyor. Tabii tabii. Yani herkes tabii yaşadığını biliyor çünkü. Evet. Doğalgaz ve elektrikte zam, şimdi şöyle bir toparlarsak, BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan dedi ki, Avrupa'daki doğalgaz Ocak 21'de 120 dolardı. Fakat 2022 yılına gelindiğinde 1400 dolara çıktı. Dolayısıyla bu zamları elimizden geldiğince az olarak ama yansıtmak durumunda kalıyoruz. %70'ini de sünvanse ediyoruz, evet, dedi. Fiyatlar 12 kat arttı. Küresel piyasalardan bağımsız hareket etmemiz mümkün değil dedi. Peki %35'lik fiyat artışına rağmen devletin vatandaşa olan desteğinin %70 devam ettiğini aktardı. %70 desteğe rağmen biz bu zammı hissediyoruz. Şimdi konutta %93, elektrik üretiminde kullanılan doğalgazda %638, sanayide kullanılan doğalgazda %552,7'lik bir yıllık artış var. Yani biz evlerde doğalgaza %93 bir yılda zamlı. Yılbaşından 2021 Aralık'tan bu yana bakıldığında sanayide artış %700'e ulaşmış. Evet. Elektrikle yani doğalgazla üretilen santrallerde de çok ciddi bir artış söz konusu bir yılda. Mesela bir yılda doğalgaz fiyatı Nisan 2021'de konutta 1,3'müş. Nisan 2022'de 2,51'e çıkmış. Bak, sanayide 1,44'ten 9,40'a çıkmış. Elektrik üretimi yapan santrallerde 1,46'dan 10,75'e çıkmış. Zaten onu biz bir hatırlarsan Cuma günü yılbaşının ilk günü hatırlarsan yapılan elektrik zamlarında bunu gördük aslında. Yani o doğalgaz santrallerine yapılan yani fiyat artışı o zaman da vardı. O zaman da 8'di yanılmıyorsam fiyatı. Yani aslında yılbaşında yapılan elektrik faturalarına yapılan zamların esas sebebi buydu. Çünkü niye? Hatırlarsan geçen sene %30'lara bulmuştu doğalgazla elektrik üretimi. İşte şimdi bu sene aslında bu yapılan yüksek zamlarla da doğalgazla elektrik üretimini kısmaya çalışıyor. Yani bir şekilde Enerji Bakanlığı ki işte fiyatlara daha elektrik kısmı daha az yansısın diye. Ama tabii orada esas olay OSB'lerin fiyatı mesela. İşte OSB'lerin fiyatı o sanayideki. O çok yüksek. Çok dolayısıyla yüksek. Onun işte yani 2021 Aralık'tan itibaren baktığında %700 artış çok evet, yüksek. Yani o anla bize yansıyor işte dediğin. Tabii o işte o anlattığım risk zaten çok önemli. Merkez Bankası'nın belki de veri setine daha önemseyerek bakması gereken rakam o. Orada işte ciddi bir sıkıntı var. Çünkü sadece siz ihracat yapıp işte orada bir para elde etmiyorsunuz. İç pazara da mal yapıyorsunuz. Bunların hepsinin maliyetleri belli bir paça alıyor ve ortaya çıkıyor. O yüzden de o tabii kredi maliyetlerinin borçlanmaları da var bu şirketlerin. Çünkü sonuçta siz bunu yaparken öz kaynağınızla tamamen yürütmüyorsunuz bu işi. Kredi faizleri de yükseldiği için bütün bunların hepsi yani sadece enerjiye yapılan zam yetmiyor. Üstüne bir de var. Elektriği, üstüne bir de kredi lojistiği faizi. Lojistiği de kattık mı işçilik normalden daha fazla yüksek bir hale geliyor maalesef maliyetler. Aynen. Tabii bu %700 artış bir kalemde. Tabii. Ki o kalem de yani az buz bir kalem değil. Yani üretimde %10'la yani maliyetlerde 10'la 25 arası kimi şirketlerde değişir bu. İstihdamı etkileyebilir, tehlikeli bir nokta. Yani işte oraya yansımamasını yani umut ediyoruz. Üretimi cazip hale getirmekten uzaklaştırır. Yani oradaki tek ihracat firmalarına düşüyor. İhracat firmaları şu an dolu dizgin çalışıyorlar. Özellikle bizim kurumuzun geldiği seviye itibariyle zaten aslında Eylül ayından bu yana önemli ama bir talep var. Ama bu maliyetle ihracat yapıyorsun. Haklısın yani. Ama bir şekilde satıyor olmak onlar için bir avantaj. Bir kar elde ediyor olmasa bile çok fazla mesela satıyor. Dolayısıyla evet yani tek avantajı şu an bu. Ama bu ne biliyor musun? Yani bu ne sanayiciye hani para kazandırır yani işini büyütebilir ne de çalışanının varlığını arttırabilir. Sadece çalışırız biz. Yani biz sadece çarkı döndürürüz.
Hani buradan tekerler döner. Ama dediğim gibi... Bu döner dolaşır, çalışanın ücretlerine... Tabii, zaten orada sıkıntı yaşanıyor. ...yaptırır, yeni istihdamı engeller ve tabii. ücretlerdeki baskıyı beraberinde tabii, getirir. Tabii. Ve ücretli kesim ciddi bir darboğaza girer. Bir de Ebru, bu bir sarmal. Sonuçta bu sarmal sebebiyle enflasyon zaten aşağı gerilemiyor. Yani bir kesim para kazanır, üreten çalışan da zor evet, bela çarpını evet. döndürmeye çalışır. Yüksek enflasyon dönemlerinde zaten hep hani halkın bu anlamda gelirinin erimesinin sebebi bu. Elektrikte de sanayiye zam geldi. Bu doğalgaza yapılan zam evet. sonrası sanayideki kullanılan elektriğe de yine zam gördük. %20 civarında bir yani zam. Yani şimdi evet iki kat işte bu da yani iki katına çıkmış. Baksana bir yılda o da bir, %212 yani, artmış elektrik. İşte üç katına çıkmış fiyatı. Aynen öyle. Yani geçen seneden bu yana üç katına çıkmış. Peki dünyada da enerji fiyatları artıyor. Siz de yapmışsınız. Evet. Türkiye o enerji fiyatları noktasında acaba Avrupa'da Avrupa ile karşılaştırıldığında gündemine? Yani Şubat'ta evet Şubat'ta elektrik totalinde bakıldığı zaman ilk sıralardaydık. Şöyle bir endeks var orada. Sizin haberde gördüğüm. Yani evet. Biz yani enerji fiyatları dediğinde akaryakıt, doğalgaz, elektrik harcamalarını evet. oluşturan bir endeks bu. Evet evet. Buradaki fiyatları oluşturuyor. Yani doğalgaz, elektrik, hepsi akaryakıt paket, nedir yani. Diye bir paket. Bütün bu pakette paket olarak bakıldığında Avrupa ortalaması %28,7 ama bizdeki artış %97,2. Evet, Avrupa'nın kimi ülkeleri var? Hollanda gibi mesela işte elektrik orada evet, çok yüksek. Orada yüksek mesela. Orada doğal da yüksek. Gaz kimisinde yüksek. Evet yüksek. Ama bizde total olarak bakıldığında enerji maliyeti açısından bizde en yüksek artış, en yüksek şu artış an, bizde yaşanmış. Türkiye'de görünüyor. Şimdi tabii Mart sonu itibariyle akaryakıttan herhalde kaynaklı. Evet, akaryakıttan kaynaklı, dolar kurundan kaynaklı. Yani bunların sebebi dolar kuru. Hiçbir Avrupa ülkesinde yani euro dolar karşısında yüzde neredeyse hani 80'ler değer kaybetmedi. Tabii, kurdan kaynaklı. Burada yanlış anlaşılmasın. Burada hani şey gibi oluyor. Hani nasıl oluyor bu dendiği zaman? Bunun tek sebebi kur. Evet, kur. Geçen sene faiz indirimlerinin sonrasında Türk lirasının hızla değer kaybetmesi ve Eylül ayından sonra bu değer kaybının daha da hızlanmasından kaynaklanıyor bu. Yoksa yani bir Hollanda'da para birimi böyle bir devalüasyon yaşamadı. Ya da Almanya'da para birimi dolar karşısında devalüasyon yaşamadı. O yüzden de biz yani nasıl oluyor dendiği zaman sebebi budur. Kalkıp hani şey demeye gerek yok. Yani burada işte biz sonuçta Türk lirası kazanıp harcıyoruz. O yüzden zaten bizim maliyetlerimiz açısından yükseklik bu. Ya herkesin kendi ülke parasına göre bakmak gerekiyor burada. Yani burada tabii şunu unutmayalım. Ukrayna-Rusya savaşı sonrasında Avrupa'da fiyatlar daha cari belirlendiği için orada da arttı. Mart sonu itibariyle bu tabloya baktığımızda belki biz birinci sırada değil ama beşinci sırada oluruz. Bizden daha yüksek olanlar olur. Bunu da hani şey yapmayalım yani es geçmeyelim. Ama şu değil yani. Sondan beş değiliz. İlklerdeyiz artışlarda. Bizde kurun da etkisiyle. Akaryakıt fiyatları zaten artış %180'i bulmuş benzin motorinde. O kurda da bizde. Ya kurda tabii, da zaten onun tabii, etkisi yani, var. Akaryakıt orada ham petrolün fiyatı da zaten yüksekti. Evet. Yükselmişti. Ama bizim Türk lirasında da karşılığı yükselmişti. Bu yani o yüzden bu enerji kısmını konuşurken hani biz sonuçta karşılaştırmalarımızda tabii ki kamunun sübvansiyonları olmadı değil, oldu. Yani bu doğalgaz konusundaki sübvansiyonlar doğru. Fakat biz Avrupa Birliği gibi günlük piyasa fiyatlarından doğalgaz almıyoruz. Biz uzun vadeli sözleşmeler yapıyoruz. O yüzden zaten enerji hub'ıydık biz. Yani işte biz sonuçta İran komşumuz. Biz oradan uzun vadeli sözleşme yapmışız. Burada avantajımız Rusya komşumuz. Şu an avantajımız Allah'tan onlarla kontrat yapmışız da belli fiyatlardan belli dönemlerde alabiliyoruz. Ona rağmen 193. Evet, böyle dönemlerde önemli hale geldi. Yoksa hatırlarsan yıllarca da Türkiye şunu konuştu. Ya Avrupa, Almanya niye Türkiye'den daha ucuz doğalgaz kullanıyor diye konuşuldu hatırlarsan. İşte o zaman da mavi akım niye yapıldı 90'ların sonu deniyordu. Ama işte gün gelince bu uzun vadeli sözleşmeler koruyucu hale de gelebiliyor. Yani olmasaydı belki çok daha yüksek maliyetle biz doğalgaz tüketiyor olacaktık. Ama biz bunun sayesinde tabii ne yaptık? Tüm Türkiye'nin her yerine, Antalya'yı dahi doğal gazla ısıtır hale geldik. Yani bu bir gelişim Türkiye'de bir şey sağladı.
Neyse, elektrikle ısıtmak daha kötüydü. Tabii başka bir formül. Hayır hayır, onu demiyorum. Yani bu bir girişimdi. Bu çevreci bir yakıttı aynı zamanda. Ama siz bu dönüşümü işte yapmamız elektrik gerekiyor. Elektrik de olabilirdi yani. Bugün Rusya, Ukrayna sayı ortaya çıktıktan sonra dünyanın her ülkesi artık oturup düşünüyor. Ben şimdi nasıl düşündüklerini de göstereceğim. Herkes tasarruf yapıyor. Sebze meyvelere bakalım, pazara çıkalım. Arkadaşlarımız hafta sonu boyunca, Ramazan'da biliyorsunuz, pazardaki fiyatlara baktılar. Şaşırttı tabii pazardaki fiyatlar. Bizi de şaşırtıyor, sizleri de şaşırtıyordur. Şimdi enerji pahalı, doğalgaz pahalı, elektrik pahalı, akaryakıt, motorin, benzin pahalı, onu anladık. Hem petrol fiyatları artıyor hem kur yüksek. Dolayısıyla biz en yüksek artışlarla karşı karşıyayız. Şimdi pazara çıktığınızda da aslında bunun etkilerini görüyorsunuz. Mesela pazarcı diyor ki ben bu malı 4-5 bin liraya getiriyordum, şimdi 25 bin liraya getiriyorum diyor. Çünkü mazot arttı diyor. Gübre fiyatı zaten yüksek, her şeyin maliyeti yüksek, ben pazara bu ürünleri bu fiyata koyuyorum diyor. Acı biberi 50 liraya, kıl biberi 40 liraya, kırmızı biberi 30-35 liraya, çarleston biberi 30-35 liraya, patlıcanı 27 liraya, domatesi en az 20 liraya. Domates alabildiğince değişiyor zaten, 30 liraya da var, 25'e de var, 20'ye de var, 28'e de var. Marketlerde salatalık 25 lira mesela. Evet, yani 25, 28, 30, çeşitli 20. Çeşitli şeyine göre. Çeşit, evet, çeşitine göre böyle bir fiyat skalası var. Geçen sene 5 liraymış biliyorsun bu tarihte. Arası. Geçen sene salatalık bu tarihte 5 liraymış. Olmuş şimdi 20 lira. 25 lira hatta kim yerde. 27 liraya da var. Var yani, ama yani bir gösterge olması açısından söylüyorum. Yani fiyatların nasıl arttığını göstermek adına 5 liradan 25 liraya gelmiş. 5 liradan 25 liraya. Bu 5 kat anlamına geliyor aşağıda. Göbek marulun hali nedir? Yani bir işte, demet dereotu 10 lira. Yani bazı şeyler tabii bir anda şey haline geliyor. Yoksa öyle satıldığını da sanmıyorum. Kilosu 40 liraymış taze fasulye, 25 liraymış brokoli. O fiyatların mesela o etiketli, o ürünlerin etiketleri pazarda yok. Yani taze fasulye yazın tabii daha fazla ineceğini umuyoruz. 50 liradan biraz iner tabii. Evet. 25'e falan. Hı-hı. Yani 50 liraya gelen ürün 20-25'e iner en fazla. Neye iner? Yani ama sonuçta yani... Bu da tabii şey yani, aslında hani 600-700 lira erik işte çok tartışıldı, polemik de oldu. Ya tamam, erik hep bağlıdır da 600-700 lira. Yani ilk çıktığında hep böyle bir 6-7 kat vardır, pazara hatırlarsan. Pazara gelmemiş zaten, yok pazar. Yani şöyle söyleyeyim, şimdi tabii rakamlar garip hale geldi ama mesela şeyde ilk çıktığında hatırlarsan yazın 5 liraya dökülen eriği aslında ilk çıktığında 40-50 lira yeriz. Yani aslında kat olarak aynıdır bu. Yani bu sefer... Normal fiyatı çok yükseldiği için katı da yükseldi. Hatırlarsın ya 6-7 kat. Kaç erik yiyeceğiz? Nedir bunun ortası? Bilmiyorum yani şu an bu fiyatlardan nereye iner bilmiyorum ama herhalde bir yani 20-30 liralara inecektir. Çilek 30 liraymış. Çileğim şu an tam sayı, zaman zaten. Tam zamanı 30 lira. Evet. İşte oradan o da, yola çıkıştı. Evet, aşağı yukarı kabaca o fikir verebilir. Ya ucuz değil ama hani şu hale geliyor. 30 lira çilek pahalı. Sonra ya. Tartışma başka yere geliyor. Şunun için söylüyorum. Muz ne olmuş? Muz da pahalı. Sosyal medyada insanlar paylaşıyorlar. Çekiyorlar fotoğrafını, koyuyorlar. İşte diyorlar ki bu fiyatı erik mi? Tamam. Peki. Ondan sonra bir anda bununla ilgili argümanlar, daha makul de argümanlar anlatılabiliyor. Ondan sonra bu sefer biz gerçekten artan fiyatı tartışamıyoruz. Ya kimsenin 600-700 liradan gidip oradan erik aldığını sanmıyorum ben. Hani normal vatandaşın. Ama Alsın yani aldığını sanmıyorum ama en nihayetinde o normal fiyata geldiğinde de bu arada kimse o zaman da eriğin yüzüne bakmaz. Böyle bir şey vardır. Bakmayalım. Niye miyelim erik? Ya bunu söylemek istemem ama yani gerçekten. Bakmayalım. Bu sefer gerçekten artan fiyatlar yani 5 liradan 25 liraya çıkan salatalığı konuşamaz hale geliyoruz. Ya çileğin reçeli yapılıyor, insanlar yiyor ediyor 30 tabii lira ki. Ya 2 tane 2 kilo alsan 60 lira çilek oluyor. Yok zaten lira, şu dakikada yani 2 kilo elma alsan 20 lira. Sen reçel fiyatlarına bak. Brokoli de mi yemek? 100 liraya falan çıkıyor. Karnabahar hepsi pahalı yani, çok pahalı. İçine şeker koyuyorsun vesaire biliyorsun. Daha şarküteriyi konuşmadık. Yani yok bu bunları konu yani bu esas makul olan tabii o. Bu arada çiftçiyle market, yani üreticiyle market arası fiyat artışları yine almış başını gitmiş. Türkiye Ziraat Odaları Birliği yine açıklamış. Şemsi Bayraktar diyor ki çiftçinin kullandığı motorinden vergi kalksın. Yani ben zaten hani hep söylüyorum bunu, yani çiftçinin fiyat artışları kullandığı, zaten çözemeyeceğiz anladık. Yani kabul tarım sektöründe, ulaştırma ve servis sektöründe bazı alanlarda yani mesela şehir arası taşımacılık gibi alanlarda belki. Üreticiden markete niye %300 artıyor? Buralarda. Çünkü taşıması var bunun. ÖTV'si ve KDV'si bir süre eşel mobille karşılanıp yani enflasyona hani bir destek olunabilir diye düşünüyorum. Peki.
İstanbul Sanayi Odası imalat PMI endeksini açıklıyor ya her ay. Cuma geldi bu veri. İlk kez 50'nin altında 10 ay sonra. Yani şimdi, daralmaya işaret ediyor. Tabii tabii, yani şimdi mesela 50 ve üzerinde olması imalatta iyi bir duruma, 50'nin altında olması sıkıntılı bir durumu gösteriyor. Sadece şunu söylemek gerekiyor belki Ebru. Şubat ayında en çok ihracat yapılan ülke Rusya'ydı. Diyorlar ki hem Rusya-Ukrayna gerginliği hem de fiyatlar yüksek olunca satış içeride de düştü. Evet. Orada da şunu düşünüyorlar. Sonuçta ben bu malı alacağım, üreteceğim. Kime satacağım? Yani maliyet çok yüksek. Belki fiyatlar önümüzdeki aylar düşer. Beklentisi olan kimi imalatçılar olabilir. Dolayısıyla o yüzden biraz frene basmış olabilir. Diğer taraftan da öncelikle önünü görmek istemiş olabilir. Yani Ukrayna ne olacak? Rusya ne olacak? Bunları görmek istemiş olabilir. O yüzden o gerileme bana kalırsa normal. Yani beklentiler dahilinde olan bir gerileme. Ama tabii üzücü maalesef. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını Sibel Erdem aktardı. 3 kuruş fazla kazanmak uğruna milletin huzuruna özellikle göz dikenler en büyük zararı kendilerine verirler. Milletin ekmeğine, aşına, geçimine göz dikenlere acımayız mesajı verdi. Vatandaştan sabır istedi, düzelecek her şey dedi. Yine Hollanda'da bu tasarruf, tüm dünyada aslında özellikle Avrupa'da da gündem enerji. Hollanda mesela elektrikte en pahalı ülke şu anda. Yeni enerji tasarruf programını devreye sokmuş. Devlet dairelerinde kaloriferleri 2 derece kısacaklar. Düğmeyi çevirin sloganıyla bir kampanya başlatmış. Ki Hollanda rüzgar enerjisiyle dünyaya örnek olmuş bir yerdir. Evet, ona rağmen ciddi bir faturayla karşı karşıya ve Avrupa'da elektriğin en pahalı olduğu ülke. Yaz aylarında daha az klima kullanın. Duşta 5 dakikadan fazla kalmayın şeklinde uyarılar da var. %11 yanılmıyorsam onların da enflasyonu... Isınıp çıkın, duşta 5 dakikadan fazla kalmayın gibi şeyler yapıyorlar. Bu arada onlar da mesela akaryakıtta ÖTV'yi düşürüyorlarmış. Evet. %21'den 9'a çekiyorlar. Onlar da farkında çünkü onlar da karşılaşmadıkları bir enflasyonla karşı karşıyalar ama hani tek haneli bir yüksek enflasyonla karşı karşıyalar. Bu arada Türkiye İstatistik Kurumu da bu evliliklere bakmış. Evet, yani gördün mü onu? Evet evet, yani çok sorumsuzluk ve ilgisizlik boşanma nedeniymiş. İlgilenin. Ya hem öyle hem de bir de yani ekonomik koşullar da var onun içerisinde. Böyle tabii var. Yani şeyi görüyorsun maalesef. Yani son yıllarda özellikle hani artan... Yine görücü usulü artmış bu arada. Yani doğrudur. Anadolu'da da özellikle yaygın bir... Güven duymak için de yeniden o kısma dönmüş olabilirler görücü usulüyle olsun diye. Ama oradan bence en önemli şey kod şu çıkıyor. Yani Türkiye'de hep bütün hani kadın erkek şiddet haberlerinin sonrasında da hep bunları görmüşüzdür. Yani aile yapısı içerisinde bir demokrasinin olması gerekiyor. O demokratik yapının kurulamaması, yani dolayısıyla aslında iki tarafın birbirine yüklediği şeyler, görevler sonrasında aslında hem kadın aslında işin içinden çıkıyor, ekonomik hayatın içinden çıkıyor, hem erkekler bulundukları şeyin durumun kullanmaya başlıyor aslında, öyle görünüyor. Onlar da çatışmaya sebebiyet veriyor. Yani evliliğin belki bir iki üçüncü yıllarında değil ama dördüncü beşinci yıllarından sonra artık birbirine yük olmaya başlıyor insanlar. Yani birisi psikolojik olarak, öbürü başka türlü. Dolayısıyla ne oluyor? Yani aileler bir şekilde sarsılıyorlar. 18 yaş altında evlenme oranı kadınlarda, kız çocuklarında %24,2 yapmayın, ne olur yapmayın şunu. 18 yaş altı hala çok yüksek. Evet, bu maalesef bizim biraz Türkiye'nin geleneksel sorunu. Bir problemimiz de var bununla alakalı. Çocuklar okusun, hayatlarını kursunlar. Sonra da kadınlar en çok ne yapıyor? Evde iş. Yani bence en önemli rakam oydu Ebru orada. Yani kadınların yani işi sadece bu bir iş aynı zamanda. Ev işi olmamalı. Bu ekonomik hayata katmak zorundayız herkes kendi kadınları. Işini bu tabloyu tek o değiştirir. Yani aynen, kadınlara eğitimini sağlamak, sübvanse etmeliyiz aslında. İş olmayınca ne yapıyor kadın? Evde oturunca iş yapıyor yani. Sen eğitim vermezsen, 18 yaş altında evlendirirsen durum bu işte. Yani işte eğitim olmayan o. İnsan ne yapacak? Milletin kredi şekilde, kartına bakacak bir şekilde yani. Ekonomik hayatta desteklemek gerekiyor. Ekonomik hayatta, yani çocuk olduğunda daha uzun süre desteklemek gerekiyor. Çünkü aynen, en büyük iş kayıpları orada oluyor. Kadın çocuk evleniyor. Çocuk yapayım oturayım evet, demeyin Allah aşkına. Hayır, kimse bunu kendi demiyor aslında Ebru. Bakma, çocuk yaptıktan sonra çalışmak istiyor fakat iş hayatına hayır, uzaklaşıyor. Yani böyle bir mantıkla tabii, kız çocuklarını büyütmeyin. Tabii.
bırakın okusun çocuklar, bırakın kendi hayatlarını kazansınlar, kendi güçlerine kavuşsunlar. Yani artık ekonomik yani ömür de uzadı biraz. Ömür de uzadı. Kadınlar için de erkekler için de. Dolayısıyla o yüzden artık daha aceleci olmaya gerek yok. Çok kolay değil tabii de. Yani daha aceleci olmaya gerek yok. Bundan ekonomik daha özgürlüklerini kazandıktan sonra insanlar hayat kurmaya çalışmaları gerekiyor. Bence de. Yani iki tarafında bir birey olduktan sonra. Evet. Bir de ne yapalım, olmayacaksa boşanalım, evlenelim falan. Bunlar biraz daha dikkatli konuşulması ve hareket etmesi gerekiyor. O da başka bir konu. Evet. Borsa İstanbul 2251 puanda. Borsalarda böyle Rusya-Ukrayna gerginliği hafifledi diye bir hareket, yukarı yönlü hareketler vardı. Hı hı hı. Zaten en çok kazandıranlar olarak bakıldığında da BIST 100 öne çıkmış. Tabii. Dolar TL'de 14.70 daha sakin seyretti. Dolar TL kazanımları biraz ilk çeyrek itibariyle durulmuş. Euro 16.24'te. Euro-Dolar paritesi 1.10'da. Euro biraz değer kaybetmiş. 1.11'di, 1.10 oldu. 1.10 dolayısıyla olmuş. O yüzden zaten paritede Euro güçlü ama uluslararası piyasalarda dolara karşı gücünü koruyor. Altın onsu 1926 dolara doğru çıkmış. Petrol fiyatları da 103 dolara geriledi. Hatta 102 doları gördü. Tekrar 105 doların üzerine çıkmış. Gram altın 910 lira. Bitcoin'e bakalım, orada durum ne? Hafta sonu ne yapmış Bitcoin? Geliyor mu? Ben bakmadığım için bilmiyorum kafamdan. Gelirse söyleyeceğiz. %0,22'lik bir düşüş varmış. TL bazında 700 bini görmüştü, hatta biraz 700 bini aşmıştı. Dolar da 46 bin civarında. 46.200. Çok bir şey değişmemiş. Çok hafif bir düşüş var. 47.000-46.000 arasında geliyor. Aynen. 681.462. Bakalım kıracak mı? Kırmaya çalışıyor. 48.000, 50.000'e doğru bir atmaya çalışıyor. Ama bakalım göreceğiz. Evet. Kıracak mı? Oradan geri mi gelecek? 681.000 lira TL bazında. Tamam diyoruz. Çok teşekkür ediyorum Yavuz Barlas. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar, iyi günler, iyi çalışmalar olsun. Şimdi bu bölümü tamamlayacağız. Kısa bir aramız var. Saat 10'da da niye sen kal enflasyon... yok yok, kalıyor, Yavuz da kalıyor. Enflasyon gelecek ya, o rakama beraber bakacağız. Konuklarımız da gelecek. Kısa bir ara, devam edeceğiz. Devam ediyoruz Habertürk'te Para Gündeme. Konuklarımız da hazır. Birazdan da enflasyon rakamı gelecek ve beraber o enflasyon rakamını göreceğiz, tartışacağız, değerlendireceğiz. Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek bizimle birlikte Ankara stüdyomuzda. Hoş geldin Deniz, günaydın. Hoş bulduk Ebru, günaydın, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Siyaset bilimci Profesör Doktor Mehmet Şahin bizimle birlikte yine Ankara stüdyomuzda. Mehmet Hocam hoş geldiniz, günaydın. Teşekkürler, günaydınlar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Ekonomi Eski Bakanı Profesör Doktor Işın Çelebi bizimle birlikte. Işın Hocam günaydın, hoş geldiniz. Günaydın. Ve Habertürk.com Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Barlas'la birlikteyiz. Şimdi enflasyon rakamlarında biz beklentiyi aktarmıştık. Zaten her yerde o beklentiler konuşuluyor. Reuters anketine ve diğer anketlere yansıyan beklenti enflasyonun aylık %5,7 yükseleceği ve yıllık enflasyonun %61,5'a çıkacağı yönündeydi ve geldi rakam. Tüketici fiyat endeksi Mart'ta %5,46 artmış, beklentinin de altında. Hayli altında. Hayli altında. Yıllık enflasyon TÜFE'de %61,14 olmuş. Biz %60'lı rakamları en son 2002'de görmüştük, onu da hatırlatalım. O zaman %65,4'lük bir enflasyonla karşı karşıyaydık. İşte o tarihten bu yana 20 yıl aşkın sürenin en yüksek enflasyonundan biri diyebiliriz. Üretici fiyat endeksine bakıldığında aylık %9,2'lik bir artış söz konusu ve yıllık enflasyon ÜFE'de, üretici fiyat endeksinde. Merkez Bankası genellikle son raporlarında üretici fiyat endeksinin oradaki artışın fiyatlara yansıdığını söylemişti ama ben size şimdi yıllık artışı söylüyorum ÜFE kısmında, üreticinin enflasyonu maliyeti açısından %115, %114,97. Yani yıllık %115'lik bir maliyet baskısı var. Buna ne sebep oldu enflasyonun bu kadar hızlı yükselmesine? Enerji fiyatlarındaki artış, yani motorine ve benzine bakıldığında %33, %26'lık Şubat'a göre artışlar var. Doğalgaza gelen zamlar var, ilaçta artışlar var, sigaraya zam var, gıda fiyatları zaten yüksek. Akaryakıt fiyatları yükselince o gıdayı da oldukça etkiledi. Dolayısıyla KDV indirimlerine rağmen o fiyatlarda artışı görmüştük. %5,41'de yine bizim hissettiğimizin ve beklediğimizin altında bir rakam olarak karşımıza çıktı. Yani sözün kısası, biz Mart'ta yıllık enflasyonda %61,14'lük bir rakam gördük.
Ayrıntılara biraz bakarsak. Tüfeğe bakarsak aslında yani burada en çok dikkat çeken aylık artış bence gıdada. Çünkü 4.7 görünüyor. Yani gıdadaki artış 4.7 olduğu ifade edilmiş. Tabii Türkiye geneli olduğu için metropol enflasyonu da farklı, şehirler arası. Yok ama farklı. Bu normalin de çok altında gibi geldi bana Ebru. Yani Türkiye sonuçta, geneli için daha evet. Yani herhalde olmuş. Sadece Ramazan ayları öncesindeki enflasyona bile baksak yani geçmiş son 20 yıldaki. Sadece et fiyatlarına bile baksan her hafta arttı. Tabii yani bu rakam bana çok düşük geldi. Bir tek ulaştırma 13.29 görünüyor ki herhalde zaten ulaştırma doğrudan akaryakıt fiyatları da bağlantılı olduğu için sonuçta bu rakam en yüksek rakam. En yüksek bu çekmiş gibi görünüyor ama ben diğeriyle alakalı yani diğer kalemlere yansımamış olmasını garip buluyorum. Yani örneğin aylık enflasyonda ulaştırma %13.29 iken gıdada 4.7'nin izah etmek biraz güç. Çünkü o zaman bütün bu yani şey ulaştırmadaki maliyet artışlarının hiç yansıtılmadığı anlamına gelir buradaki kalemlere. Diğer taraftan da mesela sağlıkta da 5.33'lük bir artış var ki orada biliyorsun o da düşük gibi görünüyor. Çünkü konut orada, nasıl 1.84 olmuş? Ya konutun da 1.81 olması tabii başka bir yani çok düşük bir rakam. Ama ben zaten hani hatırlarsan ev eşyası 3.24 iş yani. Yani burada Ukrayna ve Rusya savaşının etkilerinin fiyatları bu kadar oynattığı bir ay. İkinci etken yine Ramazan ayı öncesinde genelde talep artışı dolayısıyla fiyatlarda bir artış olur. Onun da etkisini koyarsak. Her şeyi bir kenara bırakırsak yine akaryakıt fiyatlarındaki artışlara bakıldığı zaman ben bu ayki artışın yani çok yani beklentilerin altında olduğunu düşünüyorum. Ki kaldı ki Reuters anketinin bile altında. Eğitim 6.55'miş. O niye ki? Yani kayıt zamanı herhalde. Ya bu evet Ocak'tan beri başlayan bir kayıt dönemi var. Onlarla etki ilgilidir. Ama şunu söylemek gerekiyor. Hani yıllık bir kere 61'e gelinmiş. Yani dolayısıyla hani resmi olarak tüketicinin yıllık enflasyonu 61 olmuş ki bu bile aslında son 20 yılın rekoru. Diğer taraftan bence anlamlı şeyden bir tanesi üretici fiyatları. Çünkü üretici fiyatlarında yıllık artışın %114 noktasına gelmiş olması bizim önümüzdeki aylarda bu ikisi arasındaki farkı yani peyderpey yani zamlar şeklinde yansıtacağını anlamına gelir bu. Yani önümüzdeki ayda göreceğiz ki daha fazla zamla karşı karşıya kalacağız. Zaten doğalgaz ve elektrik fiyatlarındaki artış bunu bize göstermişti. Bir de şunu söylemek gerekiyor belki. Örneğin üretici fiyatlarında aylık enerji maliyetlerindeki artış 15.62 görünüyor Ebru. Burada işte tabii bu ya şunu düşünmek gerekiyor burada da. Eğer bu böyleyse o zaman yine burada üreticinin aslında hala maliyetlerini tam anlamıyla yansıtmadığını gösteriyor Mart ayında. Yani burada 15'lik artışın hiçbirini yansıtmamış demektir. Yani o zaman hani suçlu kim? Burada bir yani hani acımayacağız. Dedi ya Cumhurbaşkanı Erdoğan yani spekülatif fiyat artışları olduğunu da belirtti. Yani bu şeylerle bir kere yani Muhtaş'ın yaptığı zammı hatırlıyoruz biliyorsun. Kamu zamları da var bunun içerisinde. Hı-hı. Dolayısıyla burada hani Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklama tabii ki hani toplumun genelinde takdir görecektir. Yani bununla alakalı bir takım önlemler, denetimler vesaire artsın. Bunda bir bahis yok. Yani bugün marketlerde incelensin, hepsi incelensin ama esas işin kaynağının maliyetlerden olduğunu ve bunun asıl kaynağının da son bir yılda dolar kurundan kaynaklandığını bilelim. Yani bunu bildikten sonra eğer suistimal eden varsa bu zamları tabii ki onların yakasına yapışmak önemli. Ama ben yani dünyanın herhangi bir ülkesinde şu an bu anlamda polisiye tedbirlerin alındığı ya da incelemenin denetimlerle fiyat aşağı çekmeye çalışan bir ülke yok. Burada mevzu herkes farkında. Yani mevzu ham madde fiyatlarının artışı, enerji fiyatlarının artışı. Bizim de üzerine eklediğimiz dolar kurundaki artış. Mesela Amerika 1 milyon varil rezervini açmasaydı ve OPEC üretimi artırmasaydı şu anda 120 doların altında inmeyecekti petrol tabii fiyatları. Bir de ama Rusya Ukrayna işgalinde biraz daha umut arttı. Hep bunlar birleşti 105 doları ancak geriledi. Ama zaten bundan sonraki aylarda maalesef gerek Amerika gerekse İngiltere Rusya ile olan savaşını ekonomik savaş sathına taşıyacak ve aslında buradan bir kazanım elde etmeye çalışacağı için de maalesef bunun piyasalara yansıması da şöyle olacak. Yani ne buğday fiyatı gerilecek, ne şeker fiyatı gerilecek, ne de petrolün önemli ölçüde gerilemesine izin verecekler. Çünkü bu aslında yarın anlaşsa Ukrayna ve Rusya
emin olun bazı ülkeler bu konudan mutlu olmayabilir. Yani dolayısıyla o yüzden de hani bunları da veri setinin içine koyarsak ben kolay kolay bu gerilimin fiyatlardaki etkisinin kısa sürede ortadan kalkacağını düşünmüyorum. Her ne bize karşı bizim tabii coğrafi yakınlığımız vesaire bir takım pozitif etkiler yaratabilir ama fiyatlar üzerinde bu etkiyi göremeyeceğiz diye düşünüyorum. Diğer taraftan da son olarak bu şeylere dönmek gerekirse TÜİK tarafına yani beklentilerin 6 ile 11 arasında olduğu bir yerde altının altında bir aylık enflasyon çıkıyorsa açıkçası bunda bir şey var. Yani gariplik, garabet oluşur. O Reuters anketinin bile altı bu. Çünkü şunu söylemek istiyorum. Gıdanın payı %25, 26, 25 civarında. Ulaştırmanın payı keza 15, 16 civarında. Yani %40'ı aslında enflasyonun sadece ulaştırma ve gıdadan geliyor. Aynen. Öyle olduğu bir Mart ayının geride bırakmışken herkes bütçesini biliyorlar. Yani dolayısıyla vatandaş ay başında yaptığı harcamayla, ay sonundaki yaptığı harcamayı aşağı yukarı biliyor Ebru. O yüzden hani bu inandırıcı olmaz ama bu rakamları tartışmak da doğru değil diye düşünüyorum artık. Çünkü bu saatten sonra bunu tartıştıktan sonra bir şey değişmiyor en nihayetinde. Şunu bilelim, %61 gibi yıllık bir enflasyonumuz var. Peki. En çok fiyatı artanlar kısmında bir de enflasyon farkı şimdiden bayağı bir arttı. Mesela emekli maaşlarına bak. Orada işçi emeklilerinde %28'lik bir %25'lik bir artış vardı. Enflasyon %61,14 olunca ciddi bir enflasyon farkı ödenecek mesela. Memurlar tabii. İçin de öyle. Neredeyse 30-60 oldu. Hem öyle hem de zaten yani hala... Şu anda %20'ye ulaştı evet. Fark. Memurlar bu artışı aldıktan sonra bence asgari ücret çalışanlar için de bu beklenti masadan kalkmaz. Tekrar gündeme gelir. Tabii 61,14 enflasyon. Evet, evet. Ama işte enflasyon düşecek beklentisi var. Enflasyon dezenflasyon süreci diyor Merkez Bankası. Hı. O gerçekleşir mi? Ya ben öyle bir beklentim yok. Çünkü Merkez Bankası herhalde yani BOTAŞ'ın yani yaptığı zamdan haberi yok. Ya da elektrik zamından haberi yok herhalde. Ki böyle bir şey açıklıyor. Bunu bu tabirle söylemek istemezdim ama maalesef yani bunu söylerken şunu söylemeniz gerekiyor. Evet BOTAŞ %35 zam yaptı. İşte ne bileyim sanayiniz geçen yıldan beri doğalgazı %6 kat arttı ama şu sebeplerden ötürü inecek desin mesela. Yani bunları söylemeden elektriğe daha cuma günü yapılan zamı söylemeden olmaz. Yani o zaman beklentileriniz yani böyle Merkez Bankası içinden değil ama dışından geçen birisinin beklentileri haline gelir. Daha net bunları ifade etmeniz lazım. Rakam ortada. Bu rakamlar sonuçta üretim maliyetlerinin %15'iyle bazı sektörlerde 40'ına kadar çıkıyor. Hal böyleyken de o zaman bunu ifade ederken daha açık ve net ifade edin. Biz de inanalım o zaman. Daha inanalım yani. Daha inanalım. Hani açıkçası bana çünkü o yüzden... Çünkü biz enflasyonumuzu biliyoruz. Maalesef yani herkes gelirimizi ismini biliyor. Gelirimizi de biliyoruz. Evet yani o anlamda da ben açıkçası şey diyemiyorum yani bu rakamlar bir istatistik olarak tarihe geçecektir. Ama şunu unutmayalım ki yani %60 önemli bir enflasyondur. Dünyada üçüncüdür. Dünyada aşağı yukarı ilk üçtedir. Evet. Arjantin vardır en başta. Yani bize benzeyen demek istemiyorum ama karşılaştırabileceğimiz ülkeler arasında çok yüksektir. Şimdi asgari ücrette %50'lik artış yaptık deniliyor ya. Yapıldı asgari ücrette. Fakat zaten geçen yılın asgari ücreti o kadar düşüktü ki belli bir seviyeye gelebildi. Ve bunun üzerine enflasyon artışı devam etti. Yani şunu söylemeye çalışıyorum Işın Hocam, bilmiyorum katılır mısınız? Enflasyon bugün 61,14. Ya bizim hissettiğimiz enflasyonun daha yüksek olduğunu biliyoruz tabii ki. Ama bir de alım gücü düşük olan bir yerde zaten her şey pahalı gelir. Ve enflasyonu düşük gelir grubunun ya da çalışan kesimin çok daha yüksek hissetmesi normaldir. Cebinizdeki parayla da ilişkilidir bu. Ya paranız yoksa tabii ki pahalı gelir. Bir de zaten her şey pahalı. Yani fiyat artışı durmuyor, sizin ücretiniz artsa da yerinde sayıyor ya da o anda eriyor. Şimdi ücretli kesim için zor bir dönem ama üreten kesim için de çok zor bir dönem. %115'lik bir maliyet artışıyla her ay katlanarak karşı karşıya kalıyorlar. Mesela doğalgazda sanayide %700 2021 Aralık'tan bu yana bir artış var. Elektrikte %212 bir yıllık artış. Dolayısıyla üreticinin maliyeti yüksek, fiyatlara tam yansıtamıyor. Çalışan kesim ya da ücretli kesim, asgari ücretli kesim, emekli, çalışmayan, onlar da cebindeki parayla fiyat artışlarına yetişemiyor.
Ve bu rakam, bu bizim hissettiğimiz enflasyonda çok daha yüksek, çok çok daha yüksek söyleme ortaya çıkıyor. Tablo bu benim anladığım. Sizin çizdiğiniz tablo doğru bir tablo. Önce onu söyleyeyim. Yani şu anda bakış açısı olarak hiç tartışmayalım. %61 bir yüksek bir rakam. Zaten yüksek. Hissettiğimiz daha yani, yüksek. Ve üretici fiyat endeksi de %115. O da yüksek. O da yüksek. Önemli olan bu noktadan sonra bu enflasyonu aşağı nasıl çekebiliriz? Enflasyon bu artış temposunu devam ettiriyor. Biz Haziran'dan sonra artış oranlarının yüzde olarak düşebileceğini düşünüyorduk. Fakat gördüğüm kadarıyla bu konuda başarılı bir uygulama içinde değiliz. Yani ben tam artısıyla eksisiyle doğruyu konuşmamız gerekiyor ki karar alıcılar bizim düşüncelerimize önem versinler. Çünkü biz halkın içinden gelerek halkın sesini de ifade ediyoruz. İlk defa sizin bu toplantılarınızda, sabah oturumlarınızda ben hatırlarsanız tarımı söyledim. Hı hı. Emeklilerin durumunu söyledim. Ve hepsi sonra Türkiye'nin gündeminde yer aldı. Bugün en önemli konu alım gücü kalmadı. Kalmadı. Gelir dağılımının bozulması devam ediyor. Yani emeklilerin aylık ortalama geliri 3000 lira civarında, asgari ücret 4100-4200 lira civarında. 4253 lira. Ve minimum hep burada söylediğimiz emeklilerin maaşının asgari ücret düzeyine gelmesi, bir yaşam standardını normal noktaya getirmesi için şart. Almanya'da yeni koalisyonun birinci maddesi asgari ücret düzeyinin altında bir ücret seviyesi olmaz diye bir görüş belirtildi. Bence bu çok doğru. Türkiye'de de biz bu kararı almamız lazım. Asgari ücretin altında hiçbir insanın ücreti olmamalı. Bu çok acı bir durum. 4250 lira asgari ücret düzeyi olup emekli olan insanların 3000 lira, 4000 lira arasında bir ücret alması, birincisi alım gücü açısından ciddi sıkıntı. İkincisi... O da mesela dul yetim vesaire, yani eksik bir emeklilik durumu varsa çok daha düşük. 1500-2000 liraya gelen de var. Aynen. Ortalaması 3000 lira zaten. Ortalama bu yani. Maaşlarının. Bir de mevcut çalışan insanlar açısından da ciddi sorun var. Büyük sorun. Üretici fiyat endeksinin %115 olması demek sanayide ciddi bir maliyet artışının olduğunu gösteriyor. İstihdamı etkileyebilir. Şimdi dünya fiyatları artıyor olabilir. Artıyor. Artıyor, evet. Doğal gazda da, petrolde de. Hollanda elektrik duşta 5 dakika kalınıyor. Ama bizim uyguladığımız ekonomi politikası acaba ne kadar doğru? Bir de bu cepheden bakalım. Biz Aralık ayından beri veya Eylül ayından beri kurları sabitledik. Kurları sabit tutuyoruz. Hı. Ve cari açığımız artıyor. %100'ün üzerinde dış ticaret açığımız var. Ve biz kuru sabit tuttuğumuz sürece bu enflasyonla mücadelede başarısız olacağız. Neden? Şunun için, çünkü bizim ihracatımız artmayacak yeterince, dış ticaret açığımız artacak ve ithalat artarken kuru bunu, bıraksak enflasyon fırlıyor. Piyasalara bırakmak lazım. Para bunu masa başında tuttuğumuz zaman bu fiyat artışlarına mani olamayız. Faiz de yükseltiyoruz. Faiz de düşmüyor. Bankalar ciddi para kazanıyor. Faiz politika faizi %14. Bankaların uyguladığı faiz %25'in üstünde. Burada gelir dağılımı bozukluğuna da çok ciddi etki eden bir tutum var. Yani burada açık ve net doğruyu söylemek lazım. Uygulanan para politikası da bu enflasyon artışına neden oluyor, körüklüyor. Kurları sabit tutarak bu yapısal sorunları gittikçe derinleşmesine yol açarak bu problem çözülemez. Bu kurları sabit tutma parantez bir soru bu. Daha önce mantığı ne? Mantığı devam ettirilebilir mi soru bu? Ettirilemez. Neden? Yani piyasalarda
faizi ve kuru piyasalarda belirlemediğiniz sürece, masa başında belirlediğiniz sürece bunun sürekliliği yok. Ve bir yerde gelip tıkanacak. Ve bence bu enflasyon rakamlarında bu sabit kur politikasının tıkandığını gösteriyor. O bakımdan piyasalara müdahale etmemek lazım bu açıdan. Bu doğru bir çözüm para değil. Para politikasını mı etkinleştirmek lazım? Diyorsun? Para politikasında piyasaları dikkate alıp, gelir dağılımını dikkate alıp ona göre düzenlemek lazım. Yani şu anda gördüğümüz en önemli şey Türkiye'de bu uygulanan tek mantık kredi KKM dediğimiz hadisenin kredi garanti fonu vesaire tamamen dövizi sabitleyerek döviz alımını azaltacak şekilde uygulama yapılıyor. İhracatta %25 ihracatçıdan prim olarak alınıyor para, verilmiyor, alınıyor. İhracat gelirinin %25'ini Merkez Bankası el koyuyor. Bu ihracatı cezalandıran bir durum. Kuru sabit tuttukça da ithalatı teşvik ediyor. Öbür türlü enflasyon fırlıyor. Ben öbür türlü enflasyon fırlamıyordu. Enflasyonun fırlamamasının en önemli nedeni döviz gelirini arttırmak lazım. Anladım. Baştan siz diyorsunuz ki aslında faiz indirimlerinde çok hızlı bir faiz indirim süreci yaşayıp kuru iyice %18 liraya kadar çıkmasaydı dolayısıyla orada piyasanın dinamikleri gözetilseydi belki bu kadar yüksek bir enflasyonla da karşılaşmayacaktı. Hayır, yüksek enflasyon olmayacaktı. Evet. Yani kur garantili mevduat hesabına geçirdikten sonra... Hem ihracatı etkilediniz hem de o şeyi riske attınız. İhracatı cezalandırıyorsunuz %25 prim olarak. Döviz gelirleri artmadığı sürece bu ekonomide cari açık problemini çözmediğiniz sürece bu enflasyonla mücadele de hem ihracatçıyı etkilediniz o geliri TL'ye çevirme noktası evet. vesaire kararlarla. Hem piyasa dinamikleri bozuldu hem de enflasyon çok yükseldi oradan geri gelmiyor. Evet. Dolayısıyla kuru sabit tutma noktasındaki durumda bu sürdürülebilir olamayabilir diyorsun. Sürdürülemeyebilir değil, sürdürülemiyor zaten. Sürdürülemiyor. Yani %60 enflasyon olması demek iktisat politikasının doğru yönetilmediğini gösteriyor. Ekleyeceğim bir şey var mı Yavuz? Yani ben aslında bu aylık enflasyon şeyinde en çok artan ürünlere baktığımda onu ben biraz enflasyon diyorum sadece şunu söylemek istiyorum. Yani aylık artışına bakmışsındır sen de. Hı-hı, motorin %32 görünüyor ama benim orada dikkatimi çeken bir tane ürün var. Listenin dibinde toz şeker. Toz şeker %11.26 artmış görünüyor. Yani Hı-hı. en çok artanlar arasında. İlk 10 sırada ama son sırada 11.26. Oysa hatırlarsan Cuma günü Türk Şeker kendi şekerine %31 zam yaptı. Ben şimdi Cuma günü yapılan zam buraya ne kadar yansıdı diye tartışmayacağım. Ama öncesinde de %11 değildi. Hayır, şunu söylemek istiyorum. Zaten aslında bu zam da beklenmiyordu biliyorsun. %31 zam yaptı ve Türk Şeker toplam piyasanın %35'i civarında bir pazar payı var. Evet. Ama geri kalan 60 küsürü zaten Mart ayı içinde zam yapmıştı. Yapmış. Ben de onu yani söylüyorum. Türk Şeker aslında ay sonunda bütün ay yapılmayan olan zammı yaptı. Dolayısıyla öyleyken piyasanın gerisinde kalmıştı. Evet, TÜİK'in rakamlarında toz şeker 11.26 artmış görünüyor mesela. En çok artan ürünler arasında olmasına rağmen liste yeniliyor. O listenin en sonunda 11.26. Türk Şeker'in Mart fiyatını almıştır. Yani ne ama olmaz. Yani sonuçta öyle olmaz. Sonuçta marketlerde zaten hatırlarsan çift fiyat var diye konuşuyorduk. Hatırlar mısın? Ürün yoktu zaten. Hayır şöyle bazı ürünler 7 liraya satılıyordu. Türk Şeker'in ürünleri. İşte ama diğer markalar 11 liralardaydı. Yani dolayısıyla 17-18 liraydı. İşte bütün bunlara bakıldığı zaman mesela bu tablonun en çok dikkat çeken ürünü de şekerdir. Yani şekerde %11 artıştan daha fazla bir artış gördük. Yok, öyle olsa zaten dediğim gibi Cuma 31 gibi bir artış yaptı Türk Şeker kendi verdiği şekere. Özel sektör ise bu artışı zaten Mart ayı içerisinde yaptı. Neymiş zam şampiyonu? Zam şampiyonu motorin %32.67, sonra benzin 24.41, sonrasında Doğru. kömür geliyor 23, kuru soğan geliyor 20 ama hani ondan sonra gelenler... Kuru soğana ne oldu anlamadım. İşte ondan sonra şehirler arası otobüs ücreti. O da akaryakıtla bağlantı. 20. Senin çok merak ettiğin kıvırcık 17.51. %17.51. Evet. Beyaz lahana 17. Onun göbeği kıvırcıktan portakal daha fazla. 16. Yani kuzu eti 14 görünüyor mesela. Tavuk eti de 14 görünüyor. Hiç öyle değil daha fazla.
Yani daha yüksek olmuş olabilir. Dana eti de örneğin 14.57 görünüyor. Muz mesela dikkat çekmiştir birçok tüketicinin. 13.11 görünüyor artış aylık olarak. Mesela bütün ay boyunca tartıştığımız ayçiçek yağı da toplamda 13.34 artmış görünüyor. Yani bütün o Rusya-Ukrayna savaşı sırasında yaşanan kaos vardı biliyorsun. Ne dedim, bir daha söyler misin? Ayçiçek yağı da 13.34 görünüyor. O da az. Yani sonuçta sonrasında yapılan açıklamalar vesaire fiyatlar bir parça geriye geldi ama yani aylık artış 13'ün üzerinde olduğuna eminim ben. Ben de eminim. Ama yani burada dediğim gibi bütün tablonun muz içerisinde... Muz ne kadar dedi? Nasıl? 60 muz. Muz da 13.11 ki muz yani benim gördüğüm kadarıyla %30-40'lar arasında arttığını tahmin ediyorum ben. Yani takip ediyorum çünkü fiyatlarını. Ama şunu söylemek gerekiyor, yani buradaki tablonun içerisinde toz şeker gerçekten yani tartışma yani bir rakam. Dolayısıyla hani o yüzden de zaten biz altının altına çıkan bir aylık artışın çok da makul karşılanmayacağını yorumunu yapıyorum. Peki. Yani, çok teşekkür ederim. İşim var. Seni yolluyorum. Sağ olasın. Habertürk.com Genel Yönetmeni Yavuz Barlas'la da değerlendirdik rakamları. Şimdi tekrar bir toparlamak gerekirse %61,14'lük yıllık enflasyonla Mart ayında karşı karşıya kaldık. Aylık artış 5,46. Üreticinin maliyetini gösteren üfe ise %115'lik bir artış. Maliyetlerin çok yüksek olduğunu bize gösteriyor. Gıda fiyatlarında %4,73'lük bir artış var. En fazla artış ulaştırma, bu akaryakıt fiyatlarına, benzin ve motorine gelen zamlar oldukça zaten enflasyonu yukarı çekmiş. Ulaştırma fiyatlarını yukarı çekmiş. İlaç zamma etkisini göstermiş. Sigara zamma etkisini göstermiş. Eğitimde kayıtlar başladı. Oradaki artış %6,55. Lokanta otellerde %5'lik artış devam etmiş. Eğlence kültürde %2,8'lik artış biraz düşük kalmış. Konutta %1,84'lük bir artış yaşadınız mı faturalarda bilmiyorum ama sizin artışınız 1,84 mü? Mehmet Şahin ne der bu rakamlara? Ya bütün hani biz daha fazla hissediyoruz desek de zaten %61,14'lük enflasyonda çok yüksek bir enflasyon. Türkiye'yi enflasyonda ilk sıralara yerleştiriyor. Buyurun, yorumunuz varsa alayım Mehmet Hocam. Neler yapılacak bundan sonra? Şimdi ortadaki rakamlar belli zaten. Hem rakamlar hem de aslında bizim sokağa indiğimiz zaman hissettiğimizde bu enflasyonu rahatlıkla görebiliyoruz. Yani ciddi bir fiyat artışı var. Hafta sonu ben de pazar günü pazara uğradığımda o fiyatları görebiliyorsunuz. İki haftadır çok yüksek. Yüksek bir rakam. Evet, yüksek bir rakam. %61,14. Şimdi bir de üretici endeksine baktığımızda %114,97, %115'lik bir artış. Evet. Bu bence önümüzdeki süreçte, çünkü üretici endeksi yüksek olduğunda önümüzdeki günlerde veya ayda bu doğrudan tüketiciye yansıyor. Böyle bir rakam var. Türkiye'deki hani iktidarın en hızlı bir şekilde üzerinde durması gereken acil konuların başında ekonomik anlamdaki bu fiyat artışı ve ekonomideki durum olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bu ele atılması gereken bir konu, ciddiye alınması gereken bir konu. Çünkü sokağa çıktığınızda bunu görüyorsunuz. Yüksek bir rakam. Yüksek. Hissedilen daha da yüksek gelir grubuna göre, yani gelirinize göre daha yüksek hissetmeniz de çok normal. Aldığınız ücretler. Burada Mehmet Hocam bir sıkıntı daha. Şimdi üretici dediniz ya siz de %114,97, %115'lik artış. Bu üretici maliyetinin yüksekliği üretimi zorlaştıran, yatırımı zorlaştıran, üreticinin önünü görmesini zorlaştıran, ihracatçıyı da keza yine ihracatla çarkları döndürüyorlar ama onu da zorlaştıran bir durum. Bu da gelir çalışan kesimi vurur. Hizmet sektöründe de, yani turizmde de, perakende sektöründe de aynı sıkıntılar söz konusu. Satış az olduğu zaman içeride ne yapacak turizm ve perakende sektörü, mesela giyim perakendesi? Çalışan kesimi risk altında, hem ücret hem istihdam anlamında risk altında bırakan bir durumdur enflasyon. O yüzden de acil çözüme ulaştırılması gerekir diye düşünüyorum. Birkaç cümle söylemek isterim. O da şu, doğrudan tabii ki bir ekonomi anlamdaki endeksler üzerinde veya ekonomi konusunda uzmanlık alanım değil doğrudan. Ama hayatımda yaşadığım konulardan biri. Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi biz de bundan etkileniyoruz. Şöyle düşünüyorum, burada biraz ayrışıyorum. İhracat rakamlarına baktığımız zaman bir azalma gibi söz konusu yok. Bunun da şundan kaynaklandığını düşünenlerdenim.
Biliyorsunuz pandemi yani biraz hafifleyince son 2 yılı kastederek bunu söylüyorum. Dünyada bir şey var, talep artışı var. Bu da etkiliyor. Yani o açıdan ihracatta artışın sürdüğünü rakamlar bize söylüyor. Yok, ihracatta sıkıntı var demedim, zorlar dedim. Zorlar ama dışarıdaki talep. Bizim burada dengelememiz gerekenin içerideki bir fiyat artışına nasıl daha az şey yapabiliriz, etkisini nasıl azaltabiliriz, bunun üzerine durulması gerekir diye düşünüyorum. Çünkü dışarıya baktığımda o tedarik zincirlerinin kırılmasından dolayı söylüyorum bunu. Talep var. Ürettiğiniz zaman dışarıya talep yok değil. Yani bunu belli iş adamlarıyla konuşarak söylüyorum. Rakamlar da bunu dile getiriyor ama tabii ki dar gelirli veya sabit. Ocak Şubat'ta %135 arttı Türkiye'de. %135 yani işte, dış ticaret açığı arttı. Ve bu kuru da sabit tuttuğunuz için bu daha da büyük etki yaratıyor ve önümüzdeki dönemde fiyat artışlarını çok negatif etkileyecek. Yani ben sadece bilgi olarak sunuyorum. Ya ihracatla sanayici orada kalmaz diyor Mehmet Hocam. Yok, ben fiyat artışlarının devamında biz aşağıya çekmek zorundayız. Üretimi artırıp, ihracatı artırıp, döviz kazandırıcı hizmetlerimizi geliştirmemiz lazım. Tam tersi bir uygulama yapıyoruz. Sanki bizim dövizimiz bol ve biz döviz kazandırıcı hizmetleri cezalandırıyoruz uygulamamızda. Anladım. Bu ciddi sıkıntı, bu enflasyonda çok etkisi var. Ya bu ihracatı Mehmet Hocam'a da katılıyorum. Hı-hı. Ama bilgi olarak bunu vermek zorundayım. Sürdürülebilir olması evet. Gerekir. Ve şu anda cari açık, kronik cari açık 651 milyar dolara geldi son 20 yıldaki toplamı. Bugün ihracat rakamlarını da açıklayacak Ticaret Bakanı. Ama ihracatçı ihracat yaparken de zorlanıyor diyorsunuz. %25'ini de Merkez Bankası bir nevi cezalandırıcı etkiyle elinden alıyor ihracatçını. Ödemiyor onu. 6 ay sonra ödüyor. Yani üretici ciddi sıkıntılarla bu işi yapıyor. Onu anlatmaya çalıştım. Hani buyurun. Pardon. Özür dilerim Mehmet. Benim kastettiğim mesele şu. Sadece o dışarıdaki talep artışına bakarak, yani sadece ihracatçının durumuna bakarak da ekonomiyi okumanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü hepimiz doğrudan yansıyan bir fiyat artışı olduğu için bunun daha çok dikkat alınması gerektiğini düşünenlerdenim. Ama dışarıdan talep var mı? Sadece bir gerçeği belirtmek için bunu söyledim. Var, evet, dışarıdan talep var. İş adamlarıyla görüştüğümüz zaman bunu görüyoruz ama tabii ki cari açık var çünkü enerji konusunda neredeyse %100'e yakın dışarıya bağımlı durumdayız. Bunlarda da çok ciddi bir artış var. Belki takip etmişsinizdir. Biraz önce de değindiniz, yani biz programa girmeden önce özellikle BOTAŞ Genel Müdürlüğü'nün bir açıklaması vardı. Ben de detaylı bir şekilde bakmaya çalıştım, anlamak için bakmaya çalıştım. Girdi maliyetlerinin artması elbette ki üreticiyi de zorlayacak. Ama burada hem ihracata bakarken sadece ihracat üzerinden değil, bence içerideki tüketicinin durumunu ve sabit gelirinin durumuna bakmak lazım. Bunun üzerinde yoğun bir şekilde eğilmenin zorunlu olduğunu düşünüyorum. Yani buna önlem gerekiyor. Kısa dönemde olabilir mi? Bundan da çok emin değilim. Sebebi şu, Türkiye'de iktidarın yapması gerekenler var iken bir de biliyorsunuz iktidarın, yani küresel anlamdaki gelişmelerin de çok ciddi etki yaptığını görüyoruz. İşte siz bir önlem alıyorsunuz, bakıyorsunuz bir taraftan bir patlak veriyor bir savaş. Ve en çok açık olan, açığımız olan, bağımlı olduğumuz enerji fiyatlarının hızla artması. Şimdi doğrudan bu ister istemez zaten enflasyonunuz yüksekti, bir de oradan enflasyon aldınız. Evet. Evet, yani belki şu barış masası kısa zamanda sağlanıp bir orada olumlu bir ışık gözükür mü? O etkileyebilir veya yaza doğru aynı zamanda Ukrayna-Rusya savaşı turizm üzerinde de biliyorsunuz şu anda net bir resim çıkmasını zorlaştırıyor. Belki bu barış masasının yavaş yavaş daha da ileriye gitmesi, bir çözüm yolu gözükmesi hem turizm hem de bu enerji üzerindeki baskıyı biraz olsa düşürür diye bir beklenti içindeyiz ama bunlar tabii bizim beklentimizde olmuyor. Bu artık izleyeceğiz. Deniz, şimdi biraz önce ayrıntılara baktık. Şeker fiyatı %11 artmış görünüyor. Ama yani Türk Şeker'den önce de şeker fiyatlarındaki çok hızlı artışı konuşmuştuk. Ayçiçek yağı da o civar %13 artmış görünüyor.
Muz %17 artmış ama %17'lik bir artıştan çok daha yüksek bir fiyatla karşılaştığımız aşikar. Biraz hani Türkiye genelini yansıttığı için belki durum böyledir ama ya gıda fiyatları %4,73 aylık artmış görünüyor. Neyse her neyse durum bu. Herkes kendi artışını zaten konut fiyatlarında faturalarımız %1,84 Mart'ta emin değilim. Ama hani bunun dışında bakıldığında %61,14'lük enflasyon zaten yüksek bir enflasyon. Son 20 yıl aşkın sürenin en yüksek enflasyonu 61 bandının üzerine çıkmış. Yani 40-50 bandı beklenirken enflasyonda 60-65 bandına oturduk. Yıl sonu içinde %50'nin üzerinde bir enflasyon olur. Baz etkisiyle deniyor. Mesela otomobil ve hafif ticari araç pazarı Mart'ta %33,4 daralmış. Ocak-Mart %23,5 daralmış. Buna şükür dedirtiyor. Yani böyle bir tablo var işte. Ne dersin? Evet. Yani valla bilmem söylesem mi söylemesem mi diye başlayacağım. Buraya gelirken tesadüfen Mahsuni Şerif'in o meşhur türküsünü dinlemiştim. Milletin sırtından doyan doyana, gönül bu oyuna nasıl dayana, yiğit muhtaç olmuş kuru soğana, bilmem söylesem mi söylemesem mi diye. Tam da şimdi siz konuşurken zaten söyledim. Ötümü çekti. Kuru soğan da %20 artmış dediniz ya aylık. Kuru soğan son 2-3 haftadır aldı başını gitti de o nereden çıktı dedik. Yani niye kuru soğan ne oldu şimdi ona ne oldu? Evet evet ilk sıralarda değil mi? Yani en evet. Yüksek artı. Evet. İlk sıralarda. Yani motorin, işte benzin en sonrası temel... ilk sıralarda. Ebru muz yemesek de olur. Ama kuru soğan olmadığı zaman... Yo yani ben çocukluğumda çok muz görmedim yani. İlk yatılı okulda görmüştüm. Bizim zamanımızda çok pahalıydı. Patlıcanı muz da... lükstü. Evet evet. Hmm. Yani ithal ediliyordu. Bizim oralara pek ulaşmıyordu. Dolayısıyla çok hani, pahalı ulaşıyordu. Evet evet. Yani ama kuru soğan deyince insan bir duruyor. Yani düşünsene bir yemek yap. Ayçiçek yağı mesela ya da işte başka tür yağlar. Niye bunlar bu kadar dikkat çekiyor? Çünkü mutfağa girdiğin anda ilk ihtiyacın olan şeyler bunlar. Yani bir tavayı, tencereyi ocağın üstüne koyduğun zaman... İlk onları alıp tezgaha koyuyorsun. Yani kuru soğan alıyorsun, yağ alıyorsun vesaire. Şimdi bunlarda o kadar ciddi bir artış var ki. Yani insan hissediyor, gerçekten hissediyor. Ben bizim en büyük yanılgımızın ve hatamızın şu olduğunu düşünüyorum. Siyasetçiler de aynı hataya düşüyor. Millete yaşadığı durumu anlatmaya çalışıyoruz. Geçen bir arkadaşım Para Gündem programı ile ilgili... bir şeyini görüşünü iletti. Senin kulaklarını çınlatıyorduk. Ya dedi ne zaman açsam dedi Habertürk yayın yönetmeniyle birlikte dedi işte biber fiyatlarından, domates fiyatlarından, patates fiyatlarından söz ediyorlar. Gerçekten böyle bir durum var. Yani bu o kadar hayatımızın içinde bir konu ki bu. Kendi dikkatini bence her o sabah çekmiş. Konuşmak... Bayağı başka konulardan hayır, hayır, her sabah... Hayır, her sabah konuşmak zorunda kalıyoruz. Yani biz hatırlarsan 10 sene önce de birlikte domates fiyatlarını konuşuyorduk. Biliyorum. Yani hatta bugün bakan olan biri bulunduğu marketten fiyat çekip indirimli bir fiyat etiketi resmi çekip bize göndermişti. Belki hatırlarsın. Evet. Siz 5 lira diyorsunuz ama burada 3 liraya satılıyor diye. Biliyorum. Yani ya bu hayatın gerçeği vatandaş zaten yaşıyor. Biz anlatsak da anlatmasak da. Vatandaş evinde tencereyi kaynatmak için bunlarla her gün yüzleşiyor. Hepimiz yüzleşiyoruz. Buna bir çözüm bulmak lazım. Yani Işın Bey çok ciddi bir şey noktanın altını çekti, çizdi. Yani bu tarım meselesi, üretim meselesi, bundan itibaren hiç olmazsa kurtaralım. Yani tohumla toprağı buluşturma meselesi çok önemli. Bolluk olursa, arz olursa, talebi karşılayabilirse fiyatlar düşer. Bu kadar basit, bunu ekonomi 101 dersinde öğretiyorlar. Yani bu ülkede ciddi anlamda bir arz-talep uyuşmazlığı söz konusu. Bu ülkede finans alanında ciddi bir yapısal sorun var.
bir gerçekten mali disiplin de yok yani. Memlekette ekonomi bu durumdayken devletin şeylerine bakıyorsun, harcamalarına, yaptıklarına vesaire. Herhangi bir tasarruf sinyi. Onları hiç etkilemiyor. Evet evet yani onun için hani Mahsuni'nin o 3-4 satırındaki mısrasındaki şey önemli. Yani birileri milletin sırtından doyuyor. Karşımızda bir oyun var yani bir finans sektöründe birileri paradan para kazanıyor. Biz de yani yiğit de muhtaç oluyor soğana. Böyle bir durum yani. Bunu ben çok da konuşacak, üstünde konuşacak bir şey de bulamıyorum. Hani hakikaten demiş ya, mesela bilmem şey, söylesem mi söylemesem mi? Asgari ücrette yani falan insan, bir artış bekliyor musun? Yani şey yeniden bir... Kapattılar yeniden kapıyı. Öyle mi gördün? Ya şöyle bir durum var Ebru. Bak mesela... Ya ben her zaman çalışandan yanayım. Çalışan emeğinin karşılığını alsın istiyorum. Ama memlekette işveren de sıkıntıya sokulmuş vaziyette. İşte ya şimdi bir iş adamı mesaj atmış. Diyor ki KGF diyor 60 milyar lira dağıtılacak. 1000 tane şube üzerinden dağıtılıyor bu. Yani böyle her şubeye 6 milyon lira. Kime yetecek yani hani... 1000 tane sanayici gitse başvursa 6 milyon liralık şey var. Onu da %30 başlangıç sermayesi istiyorlar vesaire. Yani zaten zor durumdalar. Borcu borçla çeviriyorlar. Bir önceki dönem 200 milyar liralık bir KGF'yi amacı dışında kullandırttılar. Yani %10'unun dışındaki dağıtılan KGF baktığın zaman almışlar lüks konut almışlar, almışlar lüks araç almışlar, almışlar dolara yatırmışlar. Yani bu KGF meselesi de birincisi de gerçekten hem koşulları itibariyle hem bu referansla dağıtma meselesi yüzünden hak etmeyenlere gitti, hak edenler ulaşamadı. Kredi garantisi. Şimdi de 60 milyar hazine garantileri. Evet evet. Evet. Kredili. Evet evet. Yani hazine garantili borçlanmadan. Hatırlıyor musun 200 milyar lira destekle çıkmıştı geçtiğimiz yıllarda. Sonra işte o zaman da işte onu diyorum, o nereye harcandı diye takip edilmesi gerekiyor. Ebru, o herkes artık bunu itiraf ediyor. İtiraf o paranın işte, o 200 milyarın işte. Aynen. 200 milyarın %10'u amacı doğrultusunda kullanılmış. Geri kalanı paradan para kazanmak için, yani oradan düşük faizle hazine garantisiyle vesaire alınmış, başka yerlerde değerlendirilmiş, konut alınmış, konuttan kazanılmış, araç alınmış, araçtan kazanılmış, döviz alınmış, dövizden kazanılmış. Yani bu böyle bir suistimal yaşanmış. Şimdi de 60 milyar civarında bir şey dağıtacaklar. Yani böldüğün zaman zaten kimseye bir şey düşmüyor. Yani hangi yatırımcının derdine derman olacak o paralar? Böyle baktığınız zaman bir de yani Işın Bey'in söylediği şey çok önemli. İhracat yapıyorsun. Getirdiğin parayı, paranın dörtte birini Türk lirasına çeviriyorsun. Sonra gelip Türkiye'de tekrar döviz satın alıyorsun. Çünkü ödemelerini, yani eğer dışarıyla çalışıyorsan para, o dövize ihtiyacın oluyor. Al sat farkını da sana yüklüyorlar. O kadar çok şey var ki yani ihracatçıları da canından bezdirmişler. Yani ben anlamadım. Bir ara ihracata dayalı bir ekonomi yöneteceğiz, ekonomi modeline geçeceğiz diyorlardı. Şimdi ihracatçıların anası ağlıyor. Yani o kadar çok şeyle uğraşıyorlar ki. Burada önümüze ne kalıyor? İşte elinde para varsa, Ebru. Bak ciddi söylüyorum. 1 milyon liran varsa gidip yatırım yapıp bütün bu eziyetle falan uğraşmana gerek yok. Git şeye, kur korumalı bir şeye yüksek faizle yatır. Döviz de bir tarafta artarsa onun farkını da devlet sana ödüyor. Garibanların cebinden alıp. Paradan para kazanıyorsun. Şimdi böyle bir ortamda üretim yapmadıkça, tarıma yatırmadıkça, toprakla tohumu buluşturmadıkça, hayvancılığı geliştirmedikçe, biz bunları daha çok konuşuruz. Siz de her sabah Habertürk'te, Para Gündem'de bunlardan bahsetmek zorunda kalırsınız. Bunun başka yolu yok yani. Daha önce çok de dediğin gibi özür diliyorum. Domates ve salatalıktan ve soğandan bahsetmiştik çokça. Doğru söylüyor izleyen de. Onlardan bahsediyor. Et fiyatlarında her hafta artış var. Ne yapacağız? En son et süt kurumu da %48 arttırdı işte fiyatları. Burada yemi sübvanse etmek lazım.
yani mazotu çok doğru mazotu, gübreyi, tohumu insanlara peşinen sübvanse edecek şekilde %50'sini yurt dışına ithalatta kullanmayıp köylüye vermek lazım. Bunun çözümünü de biraz sonra anlatacağım. Enflasyon düşecek mi? Üretim artmadan enflasyon düşmez. Çok özür dilerim. Nasıl düşecek yani, zor? Üretim arttırmak lazım. Arzın artması lazım. Yani ben şimdi konuşmayı kesiyorum. Hocam, Merkez Bankası Deniz bitirdi diye aldım sözü. Doğru değil mi? Bitirdin. Evet evet. Tamam, evet. Bitirdiği için aldım. Tamam. Bitirdiği için aldım hocam. Şimdi sözün bittiği yerdeyiz zaten Ebru. Söz zaten baştan bitmişti Deniz. Deniz bugün çok güzel konuşuyor. Deniz bugün güzel bir giriş de yaptı ya, zaten her şeyi söyledi. Şöyle soracağım, Merkez Bankası dedi ki son açıklamasında Rusya-Ukrayna gerginliği bitecek. Baz etkisi de var, yaz ayları da geliyor. Enflasyon da dezenflasyonist süreç başlayacak. Enflasyonun artış oranında belli bir düşme olabilir. Ama temel mesele gıda arz güvenliği sağlamak. Hocam dezenflasyonist iddialı bir söylem de o yüzden. Dezenflasyonist ancak artış oranı yüzde örnek 5.46'yı %4.46'ya veya %3.46'ya indirir. Enflasyon bu düzeyden 60'tan 50'ye gerileyebilir ama Türkiye'deki gelir dağılımı problemini çözemez. Çözebilmenin yolu arz, biraz sizin de bahsettiğiniz gıda arz güvenliğini sağlamak. Enerji arz güvenliğini sağlayamayacağımızı biliyoruz. Yine burada ilk defa diğer kalemleri söylemiştik. Düzenleyeceğiz. Gıda arz güvenliğini sağlamanın yolu da şu. Üreticiyi ithal ettiğimiz buğdaydaki ödediğimiz sübvansiyonu üreticiye ödeyeceğiz. Nasıl? Mazotunu, gübresini, tohumunu yarı yarıya sübvanse edeceğiz. O yurt dışına ithalata ödediğimiz parayı köylüye direkt ödeyeceğiz. Ve mazotu için ihale yapacağız. Hangi şirketler bu ihaleyi kabul ederse devlet onlara 2 ay sonra, 3 ay sonra ödeyecek. Ve mazotu köylü götürecek, traktörünü dolduracak, belgesini imzalayacak. O parayı o şirket gidecek, devletten alacak. Gübre aynı şekilde. Gidecek, gübreyi alacak. Sistematik olacak. Evet. Ve insanlar para peşinde koşan, bürokrasinin önünde yalvar yakan olan, diz çöken bir köylü olmayacak. Dik duran bir köylü olacak. Üretimini yapacak. Bugün Türkiye'deki tarım alanlarının çok önemli bir kısmı boş kalıyor bu yüzden. Tohumu da aynı şekilde. İhale edecek devlet, Toprak Mahsulleri Ofisi A firmasına verecek. B firmasına yani gübreyi verecek. Üretmek cazip hale gelecek. Üretimi teşvik edecek. Tabii bu çok önemli. Arzı arttırmadan enflasyonla mücadele mümkün değil. Niye Atatürk köylü milletin efendisidir demiş? Bunu çok net gördüğü ve bildiği için, yaşadığı için söylemiş. Biz şimdi buradan anlamsız para politikalarıyla uzaklaşıyoruz. Arzdan uzaklaşıyoruz. İthalatı ön plana çıkarıyoruz. Üretim yapıp satacak insanı cezalandırıyoruz. Böyle bir politika olamaz ki. Ben sadece bir bilimsel gerçeği söylüyorum. Siyaset yapan bir adam değilim. Siyaset mantığıyla söylemiyorum. İktisat teorisine göre söylüyorum. Arzı arttırmadığınız sürece, üretimi arttırmadığınız sürece dünyanın neresine giderseniz gidin aynı problem. Niye Amerika'da bugün enflasyon artıyor diye hükümet hemen ciddi tedbirler alıyor. Likitte genişlemesini tekrar parasal anlamda belli bir noktaya getirmeye çalışıyor. Avrupa Birliği Merkez Bankası niye aynı şeyi yapıyor? Dünya neden üretim üzerinde odaklandı? Bu çok açık bir gerçek. Biz bundan uzaklaştığımız sürece enflasyonla mücadele olmaz ki. Olmaz. Çalışanlar da zorlanır, ücretler evet. De az kalır. Enerji arz güvenliğinde de, enerjide de biz zaten ithalata bağımlı bir ülkeyiz. Ona bir itirazımız yok. Ama onu ihracatın ithalatı karşılama oranını biz %80'lerden %70'lere düşüreceğimize %80'lerden %90'ların üzerinde çıkarmalıyız ki toplam üretim de artmalı. Şimdi ücret artışları tekrar gündeme, asgari ücrette siz ama Deniz o kapıyı kapandı da o kapı dedi ama. Yıl sonuna kadar yapamayacağız dedi Çalışma Bakanı.
Deniz'in söylediği o. Evet, ve dedi. Şu olağanüstü bir durum değil herhalde. Değil şu anda bence emeklilerin durumu olağanüstü sıkıntıda. Çalışanların da emekli sıkıntısı. Emekli ikramiyelerini herkese mesela 100 lira ya. Mesela diyelim ki 1750 lira olabilir deniyor. Bir gazetede çıktı hafta sonu. Türkiye Gazetesi galiba. Bir genel karar alınacak. Bence maaşa göre vermesinler. Bütün emeklilere aynı oranı versinler. Ona bir şey diyemeyeceğim. İncelemeden söylemeyeyim ama şunu yapabilir Türkiye. Almanya'da yaptıkları gibi. Asgari ücret düzeyinin altında hiçbir ücret olamaz diye bir genel karar alınır. Asgari ücret düzeyine bugün çok zor ve yoksul durumda yaşayan insanlar, özellikle emekliler ve işsizler belli bir ücret alabilir hale gelir. Bu devleti de çok etkilemez, bütçe açısından da sorun yaratmaz. Onu diğer kaynaklarla o giderler karşılanabilir. Bunlar yapılabilecek işler. Bu yapılamıyorsa en azından primlerle, farklı şeylerle insanlar desteklensin. Böyle defaten tek tek çözümlerle makro problemi çözemeyiz. Benim gördüğüm kadarıyla... Hocam şu anda büyük sıkıntı var o anlamda. Biliyorum. Ben de diyorum ki hükümet asgari ücret düzeyine tüm ücretleri getirsin. Bir tek karar alacak. Kaynak? Bütçede var zaten. Vergileri belli biçimde buna hocam, göre... Hocam KDV indi o kadar. Niye yansımıyor? Hangisi? KDV indirimi. Daha vatandaş onun yüzde... Mesela temizlikte %8'e indi. %18'den. Hı. Ama onun temel girdisi hala %18. Onu maliye iade edecek. Bazı şeylerde boşluklar var. Bir de piyasaya yansıması bu tür şeylerin 2 ay 3 aydan önce sanayici olmaz. Sanayici ürünü %18'den alıyor. %8 KDV ile satmak zorunda evet. kalıyor. O zaman üreticinin aldığını da %8'e indirmeniz gerekiyor. Evet. Ham maddesini de. Yoksa oradan da zararlı. Örneğin de, temizlik ürünlerinde girdilerini %18'de alıyor. %8'de satıyor. %8'de sattığı için maliye onu iade edecek. O bir proses. 2 ay 3 aydan önce piyasayı çok etkilemiyor bunlar. Hemen fiyatlara yansıtamıyor. Evet. Ve direkt üreticiyi etkileyecek kararlar almak lazım. Mesela Deniz söyledi. Kredi garanti fonu. Hı-hı. Kredi garanti fonu sanayicinin ve küçük ve orta ölçekli işletmelerin bankalara teminat yaratamamasından dolayı organize peki. edilmiş bir sistem. Hı hı. Ve bu Türkiye... Biz garanti veriyoruz. Evet. Bunu hazinede genişlettiler. Bir kredi mekanizması haline getirdiler. Oysa bu küçük ve orta ölçekli işletmelerin, esnafın, sanatkarın bankadan kredi alabilmesi için bir teminat mektubu gibi değerlendirilen bir mekanizmaydı. Hı hı. Bunu o şekilde kullanmak lazım ki küçük ölçekli esnaf ve işletmeler ayakta kalsın. Ama bunu büyük kuruluşların da kullanımına açık hale getirince 60 milyar lira yetmiyor işte. Bugün yetmiyor. Milyar lira. Geçmişte de 200 milyar lira. 250 liralık... milyara kadar çıktı ve büyük sanayici, büyük işletmeler bundan faydalandı. Oysa bunun kuruluş mantığı... Yatırıma da gitmemiş eleştirisi var. Bunun kuruluş mantığı tamamen iş yapan esnafın, sanatkarın, küçük ve orta ölçekli sanayicinin bunu bankalara karşı bir teminat mektubu olarak kullanmasıydı. Şimdi bankalar ne yapıyorlar? %15-16'dan Merkez Bankası kaynaklarından parayı alıyorlar. Bunu %25-26-27 ile vatandaşa kredi olarak vermeye çalışıyor. Orada da çeşitli torpil mekanizmaları çalışıyor. Ve bankalar hayatının en büyük karını elde etti bu yıl. Yani vatandaş bir yandan yoksullaşıyor, soruyorsunuz bunlara prim ödenebilir mi? Evet, bankalar, evet, ödensin. Ama bankalar ne kadar büyük para kazandı? Mart sonu itibariyle karlarını açıklayacaklar. Ocak'ta, Şubat'taki rakamlar çok anormal yüksekti. Bu da doğru bir şey değil. Bayramda bütün emekliler 2000 lira alsın. Olabilir. Dul yetim aylığı alanlar 2500. Onu hükümetin oturup karar vermesi lazım. Verirsin. Verilebilir. Olabilir. Bilmiyorum. Ben yani bunda incelemeden bir şey söylemek de istemiyorum. Siz asgari ücrette bir ayarlama bekliyor musunuz? Yok. Ben asgari ücret düzeyine emeklilerin ve 4000 liranın altında ücret alanların asgari ücret düzeyine gelmesini doğru olduğunu düşünüyorum. Tamam. Doğru olduğunu düşünüyorum. Doğru. Beklemiyorum. Peki. Bu bölümü de tamamlayalım. Kısa bir aramız var. Devam edeceğiz diğer gündem başlıklarıyla.
Devam ediyoruz Habertürk'te para gündemi. Deniz, sana bir şey soracağım. Mesela enflasyon rakamları geldi. İşte fiyat artışları, her gün çarşı pazara insanlar zaten gidiyor. Mesela bunları yayında da duymak şey mi geliyor? Yani mesela halkın, vatandaşın gündemi ne? Ya bunlar değil mi? Ya da bunları mesela ekranda da bir kez daha üstünden geçmek daha mı geçmemeli mi mesela? Yok, hayır, o açıdan demedim ben. Yok yok, yani sana söylemedim. Bir iletişim hocası öyle bir yorum yapmış da. Ya şöyle, burada insanların ihtiyacı olan umut ve çözüm. Hı-hı. Şimdi biraz önce reklama gitmeden önce. Kim veriyor umudu ve çözümü? Ya işte mesela siyasetçilerin bunun üzerine odaklanması lazım. Biraz önce Işın Bey uzun uzun anlattı. Hı-hı. Aklında bir çözüm modeli var. Nasıl çözülebileceği konusunda bir fikri var. Onları ifade etti. Şimdi vatandaş ya çözüm bekliyor. Bu kadar basit. Vatandaşa bir umut vermek lazım, bir çözüm sunmak lazım. Ama ben şahsen iktidarda bunu görmüyorum. Görmenin ötesinde iktidarın bu gerçeklikle yaşamadığı izlenimi ediniyorum. Yani şimdi Mehmet Hocam da çıktı söyledi, evet bu ben de pazara gittiğimde bunu hissediyorum dedi. Ama hayat pahalılığının farkındayız ifade diyor ediliş. Sayın Cumhurbaşkanı. Ya farkındayız ama işte manda yoğurduyla, yurt dışı seyahatiyle, aromalı kahveyle çözülmüyor bu iş. Yani burada şimdi ben bugünkü yazımda da biraz isyan ettim. Yani Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndaki bakan yardımcıları, bakan olağanüstü ücretler alıyorlar ödül gibi. Yani sanki ülkenin ekonomisini acayip düzlüğe çıkarmışlar. Fiyat istikrarını sağlamışlar, enflasyonu düşürmüşler, faizleri sıfırlamışlar. Yani kuru stabilize etmişler kendi serbest ortamında. Bunları yapmışlar gibi bir de ödül alıyorlar. Yani insanların, yani düşünün 4 kişi, 5 kişi, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı yöneten 5 kişi 92 asgari ücret kıymetinde adamlar. Bunlardan ister istemez normal biz garibanlardan, asgari ücretlilerden farklı bir ekonomi zekası beklersin değil mi? Bir çözüm beklersin, bir umut beklersin. İnsanlar onu duymak istiyor. Yani muhalefet milletvekilleri de aynı yanılgıya düşmüş. Fiyatları açıklıyor. Ya zaten vatandaş pazara gittiğinde domatesin 35 lira olduğunu görüyor. Yani biz ortalama domates 20 lira 35 dedik. Lira diyerek. Hani böyle yemeklik domatesden baz aldık. 35 lira domates 20 lira değil diyor insanlar. 35 ha. Lira 38 lira evet, da var. Yani doğru söylüyorsunuz, yenilebilecek domates öyle. Hani biz hani ortalama hani yemeklik domates falan en azı diye düşünerek 20 ile 38 lira arası değişiyor yani. İşte ben de diyorum ki yani iletişim şeyi açısından yani insanlar zaten hani sen burada düşük rakam söylediğinde yüksek fiyatı gören tepki gösteriyor. Yüksek söylediysen de senin söylediğin rakam altında bir fiyatı gören o da ona tepki gösteriyor. Ama mesele burada bu değil. Mesele yani şuna şu kadar zam yapıldı, buna bu kadar zam yapıldı. Zaten bunu hayatımızın şeyinde biz bu sarmaldan ne zaman kurtulacağız? Yani bu ülkede gerçekten hani çalışan biri olarak söylüyorum, bordrolu biri olarak söylüyorum. Her zaman bu işler bizim aleyhimize gelişiyor. Zaman zaman sanayicilerin, üreticilerin, işte patronların da aleyhine gelişiyor. Ama bazen mesela öyle acı reçeteler içiyorsun, 6 ayda o reçeteyi içiyorsun, sonra düzlüğe çıkıyorsun. Şimdi 2001 krizini hatırla. Hatırlıyorum. Yani bir sistem konuldu. AK Parti geldi işte Babacan vesaire ekonomi kurmayları o sistemi aynen devam ettirdiler. Ve ülke yani geçmişinde görmediği kadar istikrarlı bir dönem yaşadı. Yani evet. Çok uzun sürmese de ama geldik yine o 9 bin dolar 10 bin dolar civarındaki orta gelir tuzağına saplanıp kaldık. Yani Türkiye'nin bir sürü sorunu var. Yani bunun hani mesela nasıl çözülür? Ya ülkede demokrasiyi geliştirmek lazım. Ülkede yatırımcılar açısından şeffaflığı artırmak lazım. Devlet açısından hukuk devletini böyle güven verici bir şekilde
görünür bir şekilde etkin kılmak lazım. Bir sürü şey lazım. Yani bunlar konusunda kılını kıpırdatan yok. Yani verimli topraklarımız her geçen gün madene dönüştürülüyor, betona dönüştürülüyor, inşaat ruhsatları veriliyor. Yani bu girdaptan, bu sarmaldan kurtulması lazım bu ülkenin. Bunun da böyle yapısal bir takım kararlara bağlı olduğunu düşünüyorum ben. Burada birkaç şey söyleyeyim mi? Hemen geliyorum Mehmet Hocam, dönüyorum size. Şöyle, bu 20 yılın en yüksek enflasyonu. Vatandaş da bir Deniz dedi ki hani bu sorunlar nasıl çözülecek? Bir umutlanmak istiyor vatandaş, bir çözüm görmek istiyor, bir hani vaat istiyor şu tarihte diye. Gerçi Merkez Bankası yaz aylarında dezenflasyon süreci başlayacak dedi ama Hazine Maliye Bakanı da enflasyon önceliğimiz, bu enflasyon düşecek dedi ama her defasında daha da artan fiyatlarla karşıya kalınca. Haziran'da tek rakama inecek, tek haneye inecek dediler, Temmuz'da uçacağız dediler. Ya ben ya o tür vaatlerden bahsetmiyorum. Ya ben yani ekonomi bilimi açısından yani şunu yaparsan şu olur diyebileceğimiz onlarca teori var, kural var. İktidardan bunları da bunu duymak istiyorum. Yani ya da siyasetten. Bunu yapmaları lazım. Yani şimdi faiz nasıl diye faizi düşürmek zorundayız diye hani böyle bir şey koyuyorsunuz, ekonomi politikası. Kim istemez faizin sıfır olmasını? Kim istemez tabii faizsiz borçlanmayı? Yani ama bir bakıyorsunuz siz bunu söylerken faizler almış başını gitmiş. Politika faiziniz 14, reel faiziniz olmuş 25'lerde 30'larda dolanıyor. Yani 30-31. Bunları kastetmiyorum ben. Ben çözüm, somut çözüm. Yani ne oluyor? Mali disiplin. Peki. Mesela. Kamu tasarruf yapsın. Yani kamu dairelerine alınan gazeteleri artık almayacağım şeklinde bir tasarruf değil. 100 tane araba varsa konvoyunda bunu bir 50'ye düşüreceksin önce. Tamam. Bir şeyin elektrik faturası 1 milyon geliyorsa onu 500 bine düşüreceksin. Tamam. Yani insanların vergileriyle ödenen kamu giderleri var. Onları bir düşüreceksin. Peki. Yolsuzluğun önünü keseceksin. Bu milletin ödediği vergileri bir göstereceksin nereye harcadığını. İhaleleri şeffaf yapacaksın. Fiyat kırdırtacaksın. 5 tane şirketi çağırıp bunu davet usulü, bunu sana verdim, ötekini de sana vereceğim, sesini çıkarmayın vesaire gibi bir yöntemle yapmayacaksın. Kıran kırana mücadele edecekler. Kuralların net olacak. Kamu ihale kanunu konuldu. Çok da iyi işliyordu. Yani şu son dönemde yüzlerce istisna getirildi. 21B diye bir madde var kanunda, ihale kanununda. Bütün kamu yatırımları ona göre böyle eşe dosta şirketlere gidiyor. Yani bunları kesmediğin sürece bu ülkenin ekonomisi toparlamaz, toparlayamaz. Peki. Yani millet bunu bekliyor. Yoksa yani marketlere polis gönder, zabıta gönder, bilmem şeylerin, ihracatçıların getirdiği dövizin %25'ini Türk lirasına çevirttir vesaire. Bunlarla çözülecek şeyler değil. Peki Mehmet Şahin Hocam ne dersin? Buyurun hocam, kusura bakmayın. Bu maaş ya, artışları birkaç hafta sonu gündeme geldi. Hazine Maliye Bakanlığı'nda görmüşsünüzdür. Yüksek maaş. Evet, ben buyurun. Burada birkaç bir şey söylemek istiyorum. Açık ve net bir şekilde söylemek istiyorum. Türkiye'de ekonomik sorun var. Bunu dinlendiriyoruz. Bugüne kadar da dinlendirdim. Söylemekten de geri çekinmem. Onu söyleyeyim. Dünyada yaşanan gelişmeler var. Bunu bir tarafa bırakıp sadece böyle sadece bizde bir sorun varmış gibi anlatmanın da doğru olduğunu düşünmüyorum. Şimdi diyoruz ki biz, evet, ekonomide sorunlar var. Siyaset buna çözüm bulması gerekiyor. Doğru. Pandemi süreci, arkasından Ukrayna Savaşı ekleyelim. Burada da biliyorsunuz ciddi bir, hala sorun devam ediyor. Yanlış anlaşılmak istemem. Ama biliyorsunuz hemen hemen her alanda da destek verilmeye devam edildi. O zaman ne yapalım? Şunu mu yapalım? Örnek söylüyorum. Şimdi alternatif olması gerekiyor. 20 yıldır bir iktidar var. Buna alternatif olduğunu söyleyen bir grup var. Hı. Belki onu da konuşacağız. Macaristan'daki şeyler üzerinden, meseleler üzerinden. Şimdi deniyor ki işte şunlar yapılıyor. Biz gelince bunu yapacağız. Ne yapacaksınız peki? Yani bir program yapıp bu programı bir Avrupa Birliği Büyükelçisi'ne mi sunacaksınız, biz böyle yapacağız diye? Bu bir. İki,
15 bin kişiyi işten atıp 45 bin kişiyi işe mi alacaksınız? Böyle mi çözeceksiniz Türkiye'deki sorunları? Veya ne bileyim işte deniyor ki ihalede şunlar şunlar yapılsın. Hepsini eleştiriyorum, onu söylüyorum. Evet, ihale açık ve net bir şekilde yapılsın. Peki yapılıyor mu? Bugün alternatif olmak istediğini söyleyen belediyelerde ihaleler şey mi yapılıyor? Daha Buca Belediyesi'ni tartışıyoruz. Yani Buca Belediyesi günün yapmış Buca metrosunun daha doğrusu. Buca metrosu tartışılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içinde tartışılıyor. O açıdan evet Türkiye'de ekonomik anlamda sorunlar var. Küresel anlamda bunun etkileri var. İçeriden kaynaklanan sorunları var. Ama diğer hiçbir gelişme olmamış da sadece belli bir konuda böyle ciddi sıkıntı var diye sadece belli bir noktaya odaklanmanın da doğru olduğunu düşünmüyorum. Burada yapılması gereken şu önümüzdeki süreçte seçimler var. Bu seçim sürecine gider iken iktidar tekrar milletin oyunu almak için bir işaret vermek, güven vermek zorunda. Bunun alternatif olan iktidar olmak isteyen altılı blok neyse veya işte buna ekleme de yapabilirsiniz. Alt masa, üst masa neyse de ekleyebilirsiniz. Bunların da kardeşim yok mevcut iktidar yönetemiyor, biz yönetme iradesi var diye bunu ortaya koyup inandırması gerekiyor. Durum bu. Evet. Durum bu. Yani o bir pandemi süreci yok, terörle mücadele yok, ne bileyim enerji artışları yok, yani 12 kat artmış enerji artışları. Bunların hiçbiri yok. Ama sadece belli bir işte ne bileyim rakamları tek dizerek de bir yere varmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Yani burada evet yani Işın Bey bunu anlatmaya çalıştı. Yani burada kardeşim iktidarın politikasının şu yanlışları var. Ben geldiğim zaman şunu yapacağım. Gidiyorsunuz bakıyorsunuz yani bugüne kadar yapılan çalışmalar var. Evet daha güzel olabilir mi? Olabilir. Ama soruluyor anketlerde. Hatta bunu muhalefete yakın diyelim ki anket şirketlerine soruyor. Kime güveniyorsunuz? Muhalefetin hazır olduğunu düşünüyor musunuz? Yok diyor adam. Yani o açıdan sadece rakam dizmekle olmuyor bu iş. Yani küresel gelişmeleri de göz önünde bulundurup, Türkiye'deki mevcut durumu da göz önünde bulundurup, bu asgari ücretlinin üzerindeki o yükü azaltacak programı kim sunacak? Yani Türk milleti bunu bilmiyor mu? Güveni kim verecek? Yani yapılması gerekenin bu olduğunu düşünüyorum. Yoksa öyle rakam dizmekle bu iş olmuyor. Yani ben de gittiğim zaman pazara yansıyorum. İşte dedim bu pazar gittim fiyatların yüksek olduğunu ben de görüyorum. Her pazar şeye giden pazara uğrayan bir birey olarak da bunu söylüyorum. Söylüyor canım insanlar 3 tane domates 15,5 lira olur mu diyor. Yazıyorlar buraya. Evet yazıyor tabii ki yazıyor. İşte o zaman şu var yani rakam dizmek olmuyor. Her gün rakam dizmek de olmuyor bu iş. Hocam bahane dizmek de olmuyor. Evet bahane dizmiyorum değerli hocam. Deniz Beyciğim bahane dizmiyorum. Ben şunu söylüyorum. İyi bir iktidar. Bakın bahane değil. Deniz Beyciğim bir şey anlatmaya çalışıyorum. Her gün gazetelerin manşetlerinde. Muhalefetle ilgili Deniz Beyciğim bir şey söyle. Değil. Bak güzel bir şey söylüyorum. Domates 35 liraysa bunun nedeni Buca metrosu falan Deniz değil. Deniz Beyciğim bir şey söylüyorum. Yani Buca metrosunda yanlış hayır, varsa çıkıp Deniz onu da konuşuruz. Bir şey söylüyorum. Bak, onu da eleştiririz hayır, ama. Siz anlamak istemiyorsunuz. Ben şey, Ankara'dasınız şey ben İstanbul'dayım. Hayır benim kastettiğim mesele şu. Beni dinlemiyorsunuz galiba. Ben diyorum ki kardeşim Türkiye'de ekonomik anlamda sorun var mı? Var. Anlatmaya çalışıyorum. Yani bir saattir dinliyorum ve anlatmaya çalışıyorum. Bunu rakam dizmekle olmuyor. Sabahleyin şu dizmekle olmuyor. Bunu siyasi irade kardeşim senin hatan bu. Ben geldiğim zaman şunu yapacağım. Diyoruz ki biz evet şurada şu ihale oluyor alternatif oluyor. Şimdi bakıyorsunuz aynı zamanda Allah'tan diyorum böyle bir şey Türk milleti görüyor. Siyasi iktidarın da yürütmüş olduğu sorumlu olduğu ihaleler var. Muhalefetin de ortak olduğu ihaleler var. Ben bakıyorum 2009'a kadar ortaya çıkıp verilen sözlerin hiçbirinin yapılmadığını görüyorum. Hiçbirinin. Hangi belediye artık bugün baktı? Evet hangi belediye açıktan artık ihalelerini şey yapıyor? Gidin bakayım. Ya çok gitti basit Ankara soruyorum. Belediyesi AK Partili ya, adama ihale hocam, verdi. AK Parti adamı görevden aldı. Niye hocam, ihaleye girip Çanakkale aldın diye. Çanakkale Belediyesi, Çanakkale'deki Çanakkale Köprüsü'ne de baktığınız zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski milletvekili konsorsiyumun ortağı hocam. Ya olabilir. Ben diyorum ya milletin sırtından doyan doyana. Fark etmiyor ben ki onu yani. Anlatmaya çalışıyorum. X partisi, Y partisi evet, sorun değil o zaman, ki. Ben bu ülkede şeffaflığın, saydamlığın yani özellikle kamu ihalelerinde çok ciddi bir mesele olduğu kanaatindeyim. Bu buradaki şey savrukluk, buradaki kamunun sahip olduğu o bütçenin bu derece denetimsiz, kontrolsüz, keyfe keder bir şekilde dağıtılmasının büyük maliyetler ürettiği kanaatindeyim.
Yani verdiğiniz örnekler şey gibi, devede kulak gibi. Yani kulak şurada, şurada kamu... Neyin devede kulak gibi hocam? Söyle ya hocam, şunu söyleyeyim ya. Bakın, sizin bizim vergilerimizle, bakın, bankada kaç liranız var bilmiyorum ama bankada şu anda 600... Kimsenin parası kimseye ilgilendirmez Allah aşkına. Hayır. Sabit şimdi geliri, bir dakika dinler misiniz? 600 milyar lirası olan insanların, bakın. Tamam. Bankada 600 milyar lirası olan insanların kur farkı her %10 arttığında 60 milyar lira oluyor. Bakın. Devlet parası olana böyle bir güvence verdi. Getirin paranızı yatırın kur korumalı mevduat ürününe. Ben size kurdaki artışları ödeyeceğim. Kimin cebinden ödüyor? Benim cebimden ödüyor, sizin cebinizden ödüyor. Ya şu ülkede çalışanlar kadar vergi ödeyen yok yani. Sonra bir %10'luk bir artışta, bakın, kurdaki %10'luk bir artışta kamu bu paranın sahiplerine, o 600 milyarın sahiplerine 60 milyar lira ödüyor. O 60 milyar lirayla iki tane Çanakkale Köprüsü yapıyorsunuz. Deniz Beyciğim, bir şey sorabilir miyim? Buca metrosunun tamamı yolsuzluk olsa ne olur? 2 milyar lira bilmem Deniz ne. Deniz Beyciğim, bir şey söyleyeyim. Yani cevap öyle, öyle şeyler Deniz söylüyorsunuz Beyciğim. Yolsuzluk, ya. Biz cevap vereyim. Yolsuzluk olsa ne olur diye bir şey değil. İğne kadar da olmaz, başka türlü de olmaz. Ne ya demek? Ama yolsuzluk, siz şimdi şeyi bırakıyorsunuz, deveyi bırakmışsınız, Deniz kulağıyla uğraşıyorsunuz. Ne demek yani? Şöyle bir cümleyi nasıl kullanıyorsunuz? Buca metrosunda yolsuzluk olsa ne olur? Ya olmasın ben kardeşim. Diyorum ki bunu da tartışalım ama... Buca metrosunda da olmasın, başka bir halde de olur. Onu kastetmiyorum. Çarpıtmayalım. Olur, ben Buca metrosunda yolsuzluk varsa gelir burada konuşuruz. Çıktı belediye başkanı, televizyonda gazeteci arkadaşımız sordu. O da tek tek anlattı. Hala varsa şüpheler. Zaten yani muhalefet belediyelerinin her odasında bir tane müfettiş oturuyor. Adamların her adımını... İçişleri Bakanlığı'nın müfettişleri takip ediyor. Hocam bir soru sorayım. Benim o konuda bir hiç şeyim yok. Hocam. Ben öyle asıl değil, bizim görmediğimiz kapalı kapılar ardında yapılan pazarlıklarla peşkeş çekilen şeyleri kastediyorum. Tüm belediyelere, ayrım yapmadan söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nde tüm belediyelere, Türkiye Cumhuriyetlilerinde tüm belediyelere ayrım yapmadan söylüyorum. Büyük şehir olsun veya küçük şehir olsun. Yapsınlar bakayım, ihaleler kime verilmiş? Tüm belediyelere. Öyle kimse yapsınlar. Nerelere dağıtılmış belediyelerin paraları? Çıkarsınlar bakalım. Çıkarsınlar bakayım, görürsünüz onu o zaman. Tamam, çıkarsınlar bakalım kim zarar çıkacak. Ayrım yapmadan CHP'den çıkarsınlar. CHP'den eleştirisi vardı, yatırımlarımız onaylanmıyor diye. Çocuğu bana mı? Neyse, bunu siz söyleyin, siz toparlayın şimdi. Şimdi en önemli... Aynı anda susuyor Mehmet Hoca ile Deniz. Aynı anda başlıyor. Mehmet Bey, bitirdiniz mi konuşmanızı? Mehmet Bey buyurun, devam ediyorsanız bir, dinleyelim buyurun. Bir şey söyleyeyim. Tamam. Bitireyim bu konuyu. Tamam. Bu tartışmayı bitirmek istiyorum. Tamam. Kim sorumluysa bunu söylemekten çekinmeyen bugüne kadar geldim ve bundan sonra da devam edeceğim bunu. Yapılması gereken şu olduğunu söylüyorum. Önümüzde 2023 Haziran'da seçimler var. Burada yapılması gereken, dediğim gibi, öyle her gün fiyat saymakla olmuyor. Burada mevcut iktidarın hatası bu. Kardeşim, alternatifi de bu ya. Bunu ortaya koyun. Alternatif olun, seçenek ortaya koyun. Türk milletine, iki tane de değil, altınız bir araya gelerek değil, ikiniz bir araya gelin, tek olun. Üç kişi, üçünüz bir araya gelin. Hatta Türk milletinin önüne tek alternatif koymayın. Üç alternatif koyun. Üç. Demokratik ülkelerde beş alternatif koyun. Altısı bir araya gelip bir alternatif koyamıyor. Yani bırakın yani. Kastettiğim şey bu benim. Alternatif niye istemiyorum ben? Alternatif olduğu zaman Türkiye bundan zarar mı eder? Ben zarar mı ederim? Tamam. Yani siyasi iktidarın üzerinde, bakın kardeşim, senin dışında şöyle alternatif var demek veya bunu sunmak, Türk milletinin önüne sunmak kötü bir şey mi? Alternatif sıkıntısı var. Çözüm yok. Özetle öyle söylüyorum Mehmet Hocam. Şimdi umut ve çözüm dedi Deniz Bey. Mehmet Bey de dedi ki alternatif sözler söylenmeli, projeler üretilmeli. Şimdi ben iki arkadaşıma da katılıyorum. Gerçekten Türkiye'nin 2022 4 Nisan'ı itibariyle bir umut ve çözüm üreten bir projelere ihtiyacı var. Bunun çözümünü şöyle buluyorum. Türkiye'nin bir şansı olarak gördüğüm bu Ukrayna ve Rusya savaşı Türkiye için bir şans olabilir jeopolitik yeri nedeniyle. Evet, bunu
hükümet pozitif anlamda da kullanıyor zaten. Ukrayna ve Rusya barışını sağlamaya dönük yatırımların çaba. Çekilmesi, evet. Rusya'dan Türkiye, kopan işin Türkiye'ye aktarılması. Ruble karşılığında bir nevi barter anlaşmalarıyla hem Rusya ve Ukrayna'nın gıda ve enerji ihtiyaçlarını karşılayabilir, hem Türkiye'nin doğal gaz ve petrol ihtiyaçlarını karşılayabilir. Bölgede bir işbirliği imkanı yaratılabilir. Rusya, Ukrayna ve Türkiye, bunu Hindistan, Çin de uzatabiliriz. Bir başka önemli çözüm şu, Türkiye Avrupa Birliği tam üyeliği yolunda adım atmalıdır. Bu süreç Türkiye'ye her zaman pozitif etki yarattı. 2005 yılında biz tam üyelik yolunda pozitif adımlar attığımızda ve Avrupa Birliği bizi tam üyelik sürecine kabul ettikten sonra ekonomide ciddi bir düzelme oldu. O 2001 krizinden sonraki çıpalardan biri de Avrupa Birliği'ydi. Çıpalardan biri değil, en baştaki çıpa oldu. Avrupa Birliği tam üyeliğiydi. Siyasi istikrar, mali disiplin. Ve hukuk devleti. Evet. Reform ve enflasyon işte tek haneli rakama indi. Ve Türkiye'ye 100 milyar dolara yakın kaynak girişi oldu. Evet. Avrupa Birliği'ne Türkiye dünyada tam para üye bolluğu avantajı da vardı. Vardı ama bir hukuk devleti yapısı kurulacak. Türkiye'de yatırım yapılabilecek bir ortam ortaya çıktı. Başından beri söylüyorum ya, cari işlemler açığı arttıkça problem artıyor. Döviz girişi Türkiye'ye kaynak girişi olmuyor şu anda. Ve bunu sağlayabilecek bir ortam çıkıyor. Türkiye önümüzdeki dönemde 2022 Nisan'dan sonra ve 2023-24-25 tam üyelik yolunda ısrar etmeli. Avrupa Birliği tam üyelik yolunda. Hem bu demokrasisinin kökleşmesine hem hukuk devleti ilkelerinin gelişmesine yol açacaktır. Ve Türkiye Avrupa Birliği'nin genç bir üyesi olarak, çünkü Avrupa Birliği de yaşlandı, ciddi bir üretim ve teknoloji gelişmesine de yol açacak. Ve Türkiye için çıkış noktası bu olur. Şu andaki seçimi etkiler mi? Bence etkiler. Rusya-Ukrayna konumu Türkiye'nin bence çabası. Bence pozitif anlamda etkiliyor. Ve böyle bir bizim geçmişte Irak ve İran'la yaptığımız ve yönettiğimiz barter anlaşmaları, biz petrol alıyorduk, karşılığında demir çelik veriyorduk örnek. Diğer tekstil ürünleri veriyorduk. Ve Türkiye bu sayede, rahmetli Özal'ın da bir projesiydi bu, çok başarılı süreçler yaşadık. Türkiye şu anda Irak ve İran, Irak ve Ukrayna, affedersiniz, Rusya ve Ukrayna savaşının pozitif yönünü geliştirmeli, insani yönünü geliştirmeli. Nasıl Suriye'deki mültecilere kapımızı açtıysak, Ukrayna'da şu anda 250 bine yakın son derece üst düzeyde ve bilgisayar teknolojilerini ve dijitalleşmeyi sağlayan insan var. Bunları Türkiye'ye 2. Dünya Savaşı'nda Hitler'in döneminde Yahudileri kabul ettiğimiz gibi Türkiye'ye getirip üniversitelerimizde, şirketlerimizde kullanıp insan gücü kalitesini de arttırabiliriz. Yani önümüzde yani fırsatlar bu, var. Rusya-Ukrayna'daki Türkiye'nin rolü bundan sonra Avrupa Birliği noktasında enerji koridorundan yatırımlara kadar ve üyelik sürecine kadar bir takım bir avantajları çözümler olur. Bir çözümler getirebilir. Evet. Ve bu sandığa da yansır. Ve Türkiye'nin potansiyelini çok yüksek görüyorum. Bu seçimlerde çıkacak sonuç demokrasi ve hukuk devleti ilkelerini geliştirecek bir sonuç olmalı. Demokrasi körleştikçe ve içe kapandıkça Türkiye maalesef gücünü kaybediyor. Tekrar reformist, tekrar hukuk. Dünyaya açık. Ve tam üyelik, Avrupa Birliği tam üyelik formülünden vazgeçmemesi gerektiğini düşünüyorum. O şeyi tersine çevirebilir hava evet. Diyorsunuz. Şimdi Mehmet Hocam, bu Macaristan seçimlerine değindiniz. Macaristan Başbakanı Orban seçimleri 4. defa kazandı. Rusya-Ukrayna savaşının da bunda etkili olduğu belirtiliyor. Bildiğim kadarıyla orada 6 muhalefet partisi bir araya gelip Orban'a karşı yarışmıştı, doğru biliyorsam. Ve Orban'ın partisi yeniden zaferle çıktı. Bu 4. kez oluyor. Bu Macaristan seçimlerinde konuşacağız dediğiniz için buradan başladım. Bir de hocamın dediği Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Türkiye'nin rolü bir avantaja dönüşür mü, sandığa yansır mı?
seçim kanunu da var. Böyle bir perspektif çizseniz siz 2023 Haziran'a nasıl bir tabloyla girileceğini düşünüyorsunuz? Size onu soracağım. Muhalefette Deniz'e soracağım nasıl bir plan var diye. Buyurun. Seçmeni birinci derecede etkileyen gelişme ekonomi olur. Onu söyleyeyim. Yani ondan sonra diğer siyasi gelişmeleri, iç ve dış siyasi gelişmeleri konuşmak isterim. Ukrayna konusunda Türkiye bence belki de dış politikadaki deneyime dayanarak, buna diplomatik, tarihsel diplomasideki deneyimi de ekleyebiliriz. Pozitif ayrıştı. Yani pozitif ayrıştı derken savaşın iki tarafında güvenli kazandı. Hatırlayalım yine yayındaydık biliyorsunuz. Savaş başladığı gün veya bir gün sonraydı. O gün alternatif olma iddiası olan siyasi partiler ki bana haksızlık yapıyorsunuz hocam demiştiniz o zaman. O zaman şöyle bir çağrıda bulunulmuştu siyasi parti liderimizin bir tanesi. Tavır alma zamandır. Doğrudan Putin hedef alınmıştı. Ve Türkiye'nin burada hızlı bir şekilde Putin'le işte S-400'leri verip Putin'le ilişkileri bozma konusunda sert bir politika çağrısı yapmıştı bir parti liderimiz grup toplantısında. Ben de şöyle bir cümle kullanmıştım. Hayırdır ne yapacaksınız demiştim. Bahçesaray'da namaz kılıp Kiev'de ayin mi yapacaksınız? Bu kavga bizim kavgamız değil diye konuşmuştum. İyi ki de demişim. İyi ki de Türkiye'deki karar alıcılar bu konuda kendilerini pozitif yönde ayrıştırdılar. Şu anda dünya özellikle Ukrayna konusunda Türkiye'nin ne yaptığını, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ne yaptığını, ne yapmak istediğini takip ediyor. Burada çok iyi iş çıkardılar, onu söyleyeyim. Hem Ukrayna tarafından bunu görebiliyoruz, hem Rusya tarafından görebiliyoruz. Hem bu şekilde pozitif ayrışır iken, hem de bizim ekonomi anlamdaki o baskı daha da artırıcı, belki sonuçlar ortaya çıkabilirdi. Onu da hiç olmazsa öteleme becerisi ortaya koydular. Yani Türkiye ile hem turizm, Ukrayna ile hem turizm anlamında, işte gıda anlamında ciddi başlıklar, enerji anlamında ciddi başlıklar var. O gün böyle belli başkentlere bakıp Türkiye gaza gelmiş olsaydı bugün konuştuğumuz fiyatların daha fazlasını konuşabilir miydik? Evet, böyle bir ihtimal var idi. Allah'tan Türkiye burada pozitif ayrışarak devam etti. Belki Türkiye'de kurulan bu masa, işte Antalya, arkasından İstanbul, bu liderler düzeyinde de böyle bir görüşme gerçekleştirilip küresel anlamda da etkisi olacak bir sürece Türkiye öncülük eder ise, ki şimdi öyle gözüküyor, gelen haberler de onu gösteriyor. Benim aldığım kulis bilgiler de onu gösteriyor. En azından Türkiye bundan karlı çıkabilir. Tabii daha da önemlisi, Türkiye'nin karından daha da önemlisi, hiç olmazsa Ukrayna'da katledilen masum insanların daha fazla masum insanların katledilmesine şahit olmayız. Bunun daha önemli olduğunu düşünüyorum. Macaristan konusuna gelecek olursak, yani bizim yakın çevremizde insanlar şuna bakıyorlar. Yani her gir diye bakarlar. Özellikle siyasi türbülansın çok yoğun olduğu ve uzun sürdüğü süreçlerde liderlik öne çıkıyor. Yani güçlü liderlik öne çıkıyor. Siyasi tarih bize bunu söylüyor. İlk defa olan bir şey değil, geçmişte de olan bir şey. Belki Macaristan'daki seçim sonucunu da buna bakarak değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü Orban da güçlü bir lider olarak gözüküyor. Bir de ben şunu gördüm. Özellikle insanlar artık, daha doğrusu ülkelerin vatandaşları karar alırken başka ülkelerin o karar alıcılar üzerindeki etkisinin olmasını hoş karşılamıyor. Bir grup içinde olabilirim diyor. Mesela örnek vereceğim. İşte Avrupa Birliği üyesi olabilirim diyor ama Avrupa Birliği üyesi olmam benim ulus devlet olarak kendi çıkarlarımı takip etmeme neden olamaz diyor. O şekilde bakabilirsiniz. Mesela Orban'ın konuşmasına baktığınızda önemlidir. Altı lider, ki o altı lider de biliyorsunuz daha çok Soros tarafından desteklenen liderlerdi. Bu açık açık da dillendirdi zaten. Çok kötü yatırım yaptı dedi biliyorsunuz. Viktor Orban'ın açıklaması şu dedi. O herhalde dedi, benim gördüğüm kadarıyla Soros'un bugüne kadar yapmış olduğu en kötü yatırım bu altılı muhalefete yapılan yatırımdı dedi. Oradan Brüksel'e, Avrupa Birliği'ne mesajlarını verdi. Bir de Sırbistan'daki seçimlerde belki bunu ekleyebiliriz. Ben bunu şöyle okuyorum. İlk defa pandemiden sonra yapılan seçimlerde genelde
mevcut iktidarlar iktidarı kaybediyor. Yani hep bunları görmüştük. İlk defa pandemi sürecini yaşayıp da oyunu yüksek tutan iki seçim gördük. Bir tanesi Macaristan'daki seçim, bir tanesi de Sırbistan'daki seçim. Ben şunu düşünüyorum açıkça söylemek gerekirse, güçlü liderlik ön plana çıkar. Bu Macaristan'daki seçimler üzerinden İktidar Partisi'nin de çıkaracağı dersler vardır. Muhalefet partilerinin de çıkaracağı derslerin olduğu net bir şekilde gözüküyor. Mutlaka bunun üzerinde çalışacaklardır. Ama yakın dönemde o siyasi türbülansın yakın çevremizde ortadan kalkmayacağını, küresel anlamda da oturmamazlık durumunun, yani o türbülans durumunun devam edeceğini göz önünde bulundurduğumuzda, öyle biz ekibiz, biz şuyuz filan toplum tarafından, sadece Türk millet anlamında bunu söylemiyorum, genel anlamda bu türbülansı yaşayan devletlerin, vatandaşlar anlamında bunu söylüyorum, güçlü liderlik arayışı önemli. Liderlik ön plana çıkıyor. Peki. Macaristan seçimleri de bunu gösterdi dedi Mehmet Şahin Hoca. Şimdi bu seçim kanununu da Deniz göz önüne alırsan, Cumhurbaşkanı adayı ne kadar önemli, ne kadar etkili, daha önemli hale geldi mi? Muhalefet nasıl bir strateji izliyor? İYİ Parti'deki değişimi bu stratejiye bağlı mı görüyorsun? Orada yani muhalefet cephesinde nasıl bir yol haritası belirleniyor diye merak ederim. Rusya-Ukrayna mesela, onu da ekleyeyim başlamadan. Ukrayna savaşında Türkiye'nin oynadığı rol, etkisi mesela Mariupol'de insani koridor uzun süredir açılmıyordu. Cumhurbaşkanının Putin'le görüşmesi sonrasında bugün o koridor açılabildi. Gibi etkiler, Rusya'dan gelen ilişkilerimiz çok iyi. Çok güçlü bir lider, saygımız, sevgimiz büyük açıklamaları. Bütün bunları da kattığında o stratejide, hazırlıkta bir değişim var mı diye sormak isterim. Kusura bakma soruyu eklemek için. Şunu söyleyeyim, Rusya meselesi Türkiye'nin uzun zamandır geleneksel dış politikasını sergilediği bir şekilde devam ediyor. Yani şu anda iktidar aklın yolunu seçmiş vaziyette. Yani ben başından beri bunu söyledim ve en büyük endişem Tayyip Erdoğan'ın işte hani Rusya'yı, Putin'i yakın dostluğundan da kaynaklı olarak tercih etmesiydi. Ve işte Putin'e yönelik baskıların Türkiye üzerinden yumuşatılması açısından Putin'e bir şans vermesiydi. Böyle bir endişe duymuştum başta. Ve bunu da birçok yayında, yazımda dile getirdim. Yani bizim burada Türkiye olarak durmamız gereken nokta barışı teşvik edecek, barışı destekleyecek bir pozisyondur. Dolayısıyla şu ana kadar izlenen yöntem de o. Yani iki ülkeyle de Türkiye'nin çıkarları var, iki ülkeyle de ilişkileri var. Ve başından beri gerçekten olması gerektiği gibi devam ediyor. Türkiye'nin geleneksel dış politikasının temeli Atatürk'ün yurtta barış, dünyada barış sözüne dayanır. Yani biz ülke olarak, ben 30 senedir dış politikayı takip ediyorum, krizlerde o krizlerin bir tarafı olmak yerine iki tarafla da konuşabilen nadir ülkelerden biri olarak o krizlerin çözümüne katkıda bulunan ülke olmuştu hep. Bunu seçtiği için ben doğrusunu istersen memnunum iktidarın. Yani yapılması gerekeni yapıyor. Ha, bu iç politikada etki eder mi? Yani bunun için çaba var. Yani Rusya-Ukrayna barış getirdik, bu seçimlerde bize pozitif dönsün gibi bir bakış açısı olabilir. Ama ben Türkiye'yi doğrudan ilgilendirmiyorsa mevzu ve çok somut bir sonuç elde edilmemişse, bu insanların hayat, yani Türkiye'de yaşayan insanların hissedebileceği böyle somut elle tutulur bir sonuç yoksa, çok öyle büyük ölçüde iç politikaya etkilediğini düşünmüyorum. Etkileyeceğini de düşünmüyorum. Yani 1974 Barış Harekatı 78'de Ecevit iktidarı getirmişti. İşte Adana Mutabakatı, Öcalan'ın Kenya'da derdest edilip getirilmesi dış politika başarısıydı. Ecevit'i iktidara taşımıştı. Ya bu tür şeyler dışında ben 30 senedir takip ediyorum dış politikayı. Bir yani işte, hocamın söylediği gibi bu mesele şu anda ekonominin bu kadar belirleyici olduğu dönemde
çok böyle iç siyaseti etkileyeceğini düşünmüyorum. Muhalefete gelince ben yani muhalefetin doğru ciddi bir liderlik sorunu olduğu kanaatindeyim. Yani biraz önce konuştuk. Burada konuşurken bile bu kadar ateşli bir şekilde konuştuğumuz bir ekonomik tablo var. Ya ben iddia ediyorum rahmetli Demirel, Erbakan, Ecevit, İnönü şu anda muhalefette olsaydı sallardı yani. Gerçekten iktidarı sallardı. Yani ben bu altılı muhalefetin kendi aralarında bir uyum kuracağız diye ve nasıl diyeyim işte bir seçim stratejisi belirleyeceğiz diye biraz memleketin gerçek gündeminden de uzaklaştıkları kanaatindeyim. Ya millet zaten şu anda bir takım yanlışlıkların Cumhurbaşkanlığı sisteminden kaynaklandığını gördü. Anketler ortada. Ya burada şu anda propagandası yapılması gereken şey parlamenter sistem falan değil. Ya da altılı partinin şu andaki şey sorunu işte masada nasıl oturulacağı falan değil. Şu anda bunların bu yaşadığımız sorunlara, güncel sorunlara çözüm üretmeleri ve vatandaşın önüne koymaları lazım. Yani iktidara hani gerekirse iktidar kullansın o önerileri. Başarılı da oluyorsa olsun ama iktidara geldiklerinde nasıl çözeceklerini ortaya koymaları lazım. Biraz önce de söyledim ya. Yani bir muhalefet liderinin ya da muhalefet milletvekilinin çıkıp domates 35 lira olmuş demesine gerek yok ki. Millet zaten domatesi gidip pazarda, markette görüyor. 35 lira olduğunu orada anlıyor zaten. O acı gerçekle orada yüzleşiyor insanlar. Eti onu sen nasıl 5 liraya düşüreceksin? Onu göstermen lazım. Tabii yani muhalefetin de böyle bir sorunu var. Kendi içlerinde bir iktidar mücadelesine düşmüşler. Yani ben doğrusunu isterseniz şu andaki koşullarda muhalefetliğini yapsa şu anda iktidarı sallıyordu. Yani Orban'la falan karşılaştırmak mümkün değil. Bizim şu anda burada yaşadığımız bu ekonomik sorunlar Macaristan'ın sorunlarına çok benzemiyor. Anladım. Macaristan Avrupa Birliği ile bir hani takım orada işte da altı parti böyle, bir araya geldi. Evet. Orban dördüncü kez zaferle kazandı. Ya öyle de öyle orada bir başka bir tartışma var. O yüzden işaret ettim Mehmet Hocam. Yani göçmen sorununun bu kadar yoğun olduğu, göçmenlerin Avrupa'ya akın ettiği bir dönemde göçmen karşıtı, milliyetçi, muhafazakar politikalar izleyen siyasetçiler özellikle bu sonradan Avrupa Birliği'ne dahil olan ülkelerde başarı elde ettiler. Bu kaçınılmaz bir şey. Bizim şu anda sorunumuz o değil. Biz zaten göçmen sorununu da bir şekilde sindirememiş vaziyetteyiz. Peki. Ama bizim temel şeyimiz mutfakta. Yani işte rahmetli İnönü vatandaşa seslenirken şey demişti. Yani 5 yıl daha sizi limon gibi sıkmalarını mı istiyorsunuz demişti. Ve biz aylarca o limon gibi sıkma şeyi üzerinden bir slogana dönüşmüştü. Ya hakikaten sorarım mesela. Yani en son hangi muhalefet liderinden slogana dönüşen bir cümle duydunuz? Yani böyle bir şey yok. Böyle bir hani insanları bence Tayyip Erdoğan ülkeyi kötü yönetiyor. Deniz Zeyrek olarak böyle düşünüyorum. Kötü yönetiyor. Peki, başarısız bir iktidar var. Cumhurbaşkanı adayını hemen belirleyip bir liderlik sorununu aşıp o adayın arkasında durmak durumu değiştirebilir mi? Hani tek altı partinin adına tek bir ya da işte bir lider altı lideri temsil ediyor gibi, beş lideri temsil ediyor gibi bir atmosfere mi bürünmesi gerekiyor? Ne öngörüyorsun? Böyle biraz dağınık olduğunu mu düşünüyorsun? Ebru cümlemi tamamlayayım. Tamam. Tayyip Erdoğan iktidar bu konularda başarısızlığını kanıtladı. Yönetemiyorlar. Yani ne yaparlarsa yapsınlar son 2-3 yıldır bütün yetkilere rağmen, bütün güce rağmen yapamadılar yani. Durum ortada. Ama çok büyük bir şansları var. O da muhalefet. Yani Türkiye'de iktidar sorunu kadar muhalefet sorunu da var. Şey yapamıyorlar. Şimdi belli ki önümüzdeki seçimlerde parlamentodaki çoğunluğu muhalefet alacak. Bu kaçınılmaz görünüyor. Ama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına kimi çıkaracaklarına henüz karar vermedikleri için, kafaları bu konuda çok karışık olduğu için Cumhurbaşkanlığı seçimi meselesini konuşmaya devam edeceğiz. Ama benim izlenimim şu, şimdi Kemal Kılıçdaroğlu çok istiyor aday olmak. Yani ben hiçbir yerde farklısını görmedim. Herkes CHP, yani Kılıçdaroğlu'na oy veririm ama kazanamaz. Böyle bir kalıp oluşmuş. Bu bir güvensizlik göstergesidir. Dolayısıyla orada yani tek şu anda Kılıçdaroğlu muhalefetin adayıdır demek de çok zor. Ama şuna inanıyorum. Milletin ferasetine güvenmek lazım. Millet yaşadıklarının sorumlusunun kim olduğunu biliyor. Millet bunu kimin çözeceğine de kanaat getirecek ve kararını verecek. Eğer karşısında Cumhurbaşkanı'nın bu güveni vermeyen, bu işte izlenimi vermeyen birini çıkarırlarsa Cumhurbaşkanı'nı Orban gibi tekrar seçerler. Milletin şeyi bu. Ya bu bundan daha kötüdür diye düşünür, Cumhurbaşkanı'nı tekrar seçer. Ama benim kanaatim öyle bir atmosfer ortaya çıkacak ki artık yani bu 35 liralık domatesinde işte her geçen gün eriyen maaşlarında, akaryakıt fiyatlarının da vesaire falan hiçbir bahanesi kalmayacak. Yani işte dünyada şöyle oluyor da, pandemi oldu da, Rusya-Ukrayna savaşı oldu da vesaire gibi şeyleri çok millet düşünmeyecek. Ha burada da şöyle bir şey var, muhalefeti suçlamak doğru değil böyle zamanlarda. Madem böyle bir şey var, muhalefetten böyle bir beklenti var, seçime gitmek lazım mesela. Yani demokrasilerin en önemli özelliği ve son kalesidir, İktidarların seçimde değiştirilmesidir. Yani demokrasilerin böyle bir avantajı var. İktidar yapamıyorsa, muhalefette zayıf görülüyorsa bir milletin ferasetine bırakmak lazım. Bir an önce seçime gitmek lazım. Sonuçlarını görmek lazım. Millet ne diyorsa o olur bu ülkede. Yani bu kadar açık ve seçik, hani Atatürk'ün şeyiyle egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bu kadar basit. Ben de diyorum ki millet değerlendirmesini yapmış durumda. Muhalefeti de göklere çıkarmıyor ama iktidara olan güveni de desteği de düşürmüş vaziyette. Anladım. Bekliyor. Sandığın önüne konulmasını bekliyor. Muhalefetin bunu okuması lazım. Muhalefetin Türkiye'nin gerçek sorunlarına yoğunlaşması lazım. Peki. Öyle bir havada görmüyorum ben şu anda. Biraz kendi aralarında ki sorunlarını çözmeye daha çok yoğunlaşmışlar gibi. Anladım. Bitireceğim. Sürem bitti ama bütün bunlara ekleyeceğiniz bir cümle varsa arayayım Mehmet Hoca. Var. O da şu. Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir konu gündeme getirdi. Ben bu soruya cevap verilmesinin zorunlu olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türk milleti şunu bekler. Alternatif olan siyasi parti lideri veya Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen veya bir araya gelerek aday oluşturmak isteyen siyasi partilerle ilgili Sayın Bakan'ın bir iddiası ortaya oldu. Neydi bu iddia söyleyelim? Dedi ki, hatırlayalım, 28 Şubat tarihinde bir araya geldi 6 parti lideri, bir metin yayınladılar. Güçlendirilmiş parlamenter sistem adı altında. Hı hı. Bunun Sayın Kılıçdaroğlu'nun direktifiyle bir AB ülkesi büyükelçisine redakte ettirilmek üzere gönderildiğini iddia etti. Hı hı. Eğer bu gerçekse... İki kez iddiasını tekrarladı. İki kez iddiasıydı. Bu çok çok önemli. Çünkü çok önemli. Niye biliyor musunuz? Siz iç politikada nasıl hareket edip nasıl bir sistem getirdiğinizi başka bir ülkenin büyük elçisine kontrole gönderiyorsunuz. Bir. İki. Bu çok vahim bir iddia. Ya buna cevap verilir ya da iddia eden kişiye yönelik ya hocam 10 bin dolar alan milletvekilinde daha açıklamadı Sayın Bakan ya. Bir şey söyleyeyim. Deniz Beyciğim, bitireyim. Niye gölge oynuyorlar? Çıksın Deniz açıklasın. Bitireyim bakın. Haklısınız Deniz Beyciğim. Açıklasın ya. Haklısınız. Cümlemi bitireyim. Cümlemi bitireyim. Bu konuyu gündeme getirmek istedim. Sayın Şahin bitirsin öyle. Mesele şu. Şu çok önemli. Niye biliyor musunuz? Eğer doğru değilse şeye gidersiniz, mahkemeye gidersiniz. Bunun üzerine bu konuda ben iftiraya uğradım dersiniz. Başka bir merak ettiğim konu daha var. O da şu. Siyasetçi demek ki bir 40 yılını Dışişleri Bakanlığı'na harcamış, büyükelçi unvanını taşıyan kişi
Emekli büyükelçi diyorlar. Öyle anlaşılıyor ki bizden emekli olmuş ama Avrupa Birliği'nden emekli olmamış. Bu üstü örtülecek bir sorun değil. Bu şekilde alternatif olunmaz. Biz hazırladığınız programlar başka ülkelerin büyükelçilerine sunularak alternatif olunmaz. Peki. Bu konuyu da gündeme getirdi Profesör Doktor Mümeş Şahin. Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, çok teşekkürler. Profesör Doktor Işın Çelebi, çok teşekkürler. Kısa bir ara toparlayacağız. Kapatıyorum. Bu arada hatırlatayım. Yarından itibaren bir süre sizinle birlikte olamayacağım ben. Meltem Acet programı devralacak. Döndüğümde görüşmek üzere diyeyim. İyi bir Ramazan diliyorum gelinceye kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.